İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu başlıyor. Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 17 Ekim 2024. Perşembe günündeyiz. Saatlerimiz de 7.02'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Neler var gündemde konu başlığı haber olarak? Maçlarla başlayayım. Dün kadınlar voleybolda Şampiyonlar Kupası mücadelesi vardı. Fenerbahçe ile Eczacıbaşı karşı karşıya geldi ve Fenerbahçe rakibi Eczacıbaşı'nı setlerde 3-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürmeyi başardı. Karşılaşma sonrası tören de düzenlendi. Orada da Kaptan Eda Erdem'in bir jesti de vardı. O dikkat çekti. Ve Fenerbahçe'nin Eczacıbaşı'na karşı çok çok büyük bir üstünlüğü de yine dün istatistiklere yansıdı. Reklamdan sonra onlara da bakarız. Onun haricinde İngiltere Futbol Federasyonu Thomas Tuchel'le resmi sözleşme imzalandığını dün gün içerisinde resmen açıkladı. Sürpriz değil pek. Adı birkaç gündür geçiyordu İngiliz milli takımıyla ve dün resmi imzayı da attı. 2005 Ocak itibariyle Alman çalıştırıcı İngiltere milli takımının başına geçecek. Hafta sonuyla birlikte Süper Lig'de karşılaşmalar geri dönüyor. Milli arayı bitirdik. Dün hakemler de açıklandı. Karşılaşmalarda görev alacak federasyon tarafından. Haftanın maçı tabii şu anda gözüken Samsunspor Fenerbahçe mücadelesi. Pazar günü saat 19'da oynanacak bu karşılaşma. Muhammed Ali Metoğlu mücadelenin hakemi. Aynı gün Beşiktaş Konyaspor maçında Kadir Sağlam düdük çalacak. Cumartesi akşamı Antalya Spor Galatasaray maçında da yine Ali Şansalan görev alacak. Trabzonspor Başakşehir maçı da iyi bir maç. O maçta da Zorbay Küçük var. Onu da söyleyelim. Kayseri Gaziantep yine kritik bir maç. Alt tarafı ilgilendiren önemli bir karşılaşma. Orada da FIFA kokart hakemimiz Halimut Meler var. Haftanın öne çıkan maçlarındaki hakemler de bu şekilde. Takımlarda son durumlara bakacağız. Dün Galatasaray'da idman vardı. İdmanda Osimhen de yer aldı. Icardi, Ziyech sakatlıktan geri döndü. Gayet de mutlu kareler veriyor ilginç şekilde Hakim Ziyech. Normalde pek gülen bir oyuncu değil. Maçlarda alışık değiliz ama idman karelerinde, idman videolarında bayağı neşeli gözüküyor. Galatasaray'daki son durumu paylaşacağız. Fenerbahçe'de yine sakatlardan iyi haberler var. Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş. Onlar da takımla birlikte çalışmalara başladılar. Beşiktaş'ta Raşit Sa bir takımda sakatlanmıştı. Son karşılaşmada hatırlayacaksınız. Dün onunla da ilgili açıklama geldi. Adalesinde bir gerilme ve ödem tespit edilmiş. Tedavisine hemen başlanmış. Muhabirlerden gelen bilgilere göre bu hafta sonu Konya maçında yok. Hafta içi Lyon maçında yine yok. Ama sonrasında Galatasaray karşılaşması var. O maça yetiştirilmeye çalışılacak denen bu Raşit Say'la alakalı olarak. Bu arada Osimhen demişken dün Nijeryalı oyuncu da antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Herkesin merak ettiği devre arası acaba ayrılacak mı sorusuydu. O soru soruldu. Ona bir yanıt oldu Victor Osimhen'in. Okan Buruk'la ilgili, takımla ilgili, Icardi ile yine ilgili açıklamaları vardı Yıldız ismin. O açıklamalara da yine bakar. Üzerine yorumlarımızı yaparız. Salim'in dün dikkatimi çeken bir haberi oldu. Manchester United'da Erik ten Hag'ın tabii görevi tehlikede gözüküyor. Manchester United'la ilgili son dönemde gördüğüm haberlere yeni hoca adaylarıyla ilgili dün Salim de onlara eklenmiş ve Vincenzo Montella'nın Manchester United'ın hoca adaylarından birisi olduğunu yazmış ki basında dediğim gibi son dönemde bu konu konuşuluyor İngiliz basında. Birçok farklı aday var. Hatta ben Okan Buruk'u da görmüştüm bu adaylar arasında. Montella da bu adaylar arasına eklenmiş Salim'in haberine göre. Onun haricinde Kerem Aktürkoğlu milli takımda önemli işler yaptı. Son dönemde adından söz ettiriyor. Dün onun da sosyal medyadan yaptığı paylaşım bir hayli konuşuldu. Ondan bahsederiz. Wilfried Zaha Lyon'da şu anda
Galatasaray'dan kiralık olarak gitti ama hala burada da gündem oluyor. Çünkü dün de şöyle bir haber çıktı. Son antrenmana katılmadı izinsiz şekilde ve yaptırım uygulanabileceği söylendi Fransız basınında yer alan haberlere göre ki hocasının da aslında daha yeni pozitif bir açıklaması vardı Zaha ile ilgili olarak. Bir zeytin dalı uzatmış gözüküyordu. Fakat sonrasında çıkan bu haberle birlikte sanki o fırsatta kaçacak gibi gözüküyor Wilfried Zaha için. Evet, benim şimdilik paylaşacağım haberler bunlar. Şarkı reklam aramıza gidelim. Dönüşte değerlendirmelere başlayalım. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor. İddia.com 7.16 saatlerimiz. Şimdi az önce çaldığımız şarkıyla alakalı mesajlar gelmiş dinleyicilerimizden. Daha ben WhatsApp anonsu yapmadım aslında ama tabii ki WhatsApp üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. 0538 052 14 87 numaramız. Barış Ertuğ gitti, playlisti kaldı demiş bir dinleyicimiz. Diğeri, bu şarkı ne zaman çalsa gözümün önünde Maradona ısınma sahnesi geliyor demiş ki %100 haklı. Ben de aynı şeyi düşündüm dinlerken. Şarkıları Batıkan Bey mi seçiyor demiş bir dinleyicimiz. Yücel abi bugün ve 4 gün boyunca Cuma'ya kadar Pazartesi'den Perşembe'ye bizde oluyor. Batıkan Cuma günleri oluyor. Bugün de Yücel abi var, o seçti. Bizim yaş grubu o klasikleri dinleyince mutlu oluyor demiş. Teşekkür etmiş, tebriklerim iletin demiş. Hakan Çıtak da İzmir'den, kendimi TRT Radyo'da maç arasına girmiş gibi hissettim şarkıyı duyunca. Yıllarca maç dinledim o şekilde diyor. Bayağı bir nostalji yaşatmışız bu sabah dinleyicilerimize. Ve en son gelen mesajla da Ali abiye güzel bir soru gelmiş. Günaydın, bu WhatsApp numarasını çok mu aradınız? Evet, aradık. Evet, çok aradı Ali abi, özel rakamlar seçti bunun için. Siz dinleyicilerimiz kolayca anlayın ve kaydedin diye. Ya mesela sabah 7.17'de bu mesaj atması da enteresan. Ben hemen söyledim, hemen üzerine attı büyük ihtimal. İlk defa duydu dinleyicimiz ve şaşkınlığını gizleyemedi ama aynı şey sende de olmuştu. Şimdi dinleyicimize laf atmadı. Sen de numarayı gördükten sonra. Hayır, biliyorum ben zaten. Kendim söyledim i̇şte numarayla alakalı olarak da. Normal yani. 7.17'de bu mesaj atması enteresan yani. İyi ayılmış, erken kalkmış demek ki. Pek ayılamamış bence. Ayılamamış mı? Bence pek ayılamamış. Allah Allah. Neyse, şimdi bugün Perşembe. Normalde Ali abiyle ikimiz yapıyoruz ama Aykut abi de bugün aramızda. Çünkü yarın olmayacak. Değil mi Aykut abi? Hoş evet, geldin. Hoş bulduk. Numara ne bu arada ya? Ben bir numarayı merak ettim şu anda. 0538 052 1487 numaramız bu. Garip değil mi? Gayet normal bir numara işte. Ama 052 ya böyle başlangıcı. O çok alışıldık değil. Yani ben de ilk duyduğumda garipsemiştim. Kolay da böyle şey de değil böyle. Numaralar birbirine yakın da değil. Bambaşka böyle alakasız numaralar. Tarihin en kötü numarası Aykut Aydın. 052 ile başlayıp. 052 ile başlayıp 538 ile başlayıp 052 ile devam eden ve hiçbirbirine benzemeyen rakamlardan oluşan, ezberlenmesi imkansız dedik ama herkes ezberledi. Şu an iyiyiz. Ali Erim döneminin en kötü icraatlarından biri evet, oldu. Telefon numarası. Olarak. Yoksa WhatsApp'ı getirmesi de en iyi icraatlarından biri oldu. Bu kadar tezat bir durum diye düşünüyorum. Şimdi ben başlangıcı bugün voleybolla yapmak istiyorum. Girişte de söyledim. Girişte de başlangıcı voleybolla yaptım. Kadın voleybolda dün iki önemli ekip, Fenerbahçe ile Eczacıbaşı karşı karşıya geldiler. Hani maçı ben de izlemedim bu arada, onu söyleyeyim ama tabii önemli bir karşılaşma. Şampiyonlar Kupası sezon başı, hani süper kupa olarak değerlendirilebilecek bir kupa mücadelesiydi ve Fenerbahçe Eczacıbaşı'nı 3-1 mağlup etti. Burada hoşuma giden detaylar, bazı istatistikler gördüm, o yüzden de başlamak istiyorum. Bu arada yakın zamanda Voleybol Federasyonu'nda da bir başkanlık seçimi de var biliyorsunuz. Orada da Mehmet Akif Üstündağ bir rakip geldi ki bu da tabii ki doğal. Seçimlerde en az
iki aday olmasını genelde futbolda talep ettiğimiz bir şeydi. Ondan yakınırdık. Gerçi burada çok başarılı olduğu için aday çıkmasa daha iyi miydi acaba diye düşünenler de muhakkak olmuştur. Ama o da bir tartışma dönüyor orada da. Onu da belki konuşuruz. Dün dikkatimi çeken detaylar şunlar oldu. Eda Erdem hala oynuyor, hala üst düzeyde oynuyor. Fenerbahçe takımının kaptanı. Maç sonu, yani kupayı kazandıktan sonra Fenerbahçe kupa töreninde Eda Erdem şöyle bir jest yapmış. Takımın en genç oyuncusu Safranova sanıyorum ismi, onu da yanlış söylemeyeyim. Evet, Safranova, 18 yaşındaki Safranova'nın kupayı kaldırmasını istemiş. Daha önce de aslında bunu yapıyormuş Eda. Bu tarz jestleri takımın genç isimlerine, bu kez de o jesti Safranova'ya yapmış ve kupa genç voleybolcunun ellerinde yükselmiş. Eda da şu anda 37 yaşında bir sporcu ve dün maç sonu yaptığı açıklamaya göre de 2 yıl daha sözleşmesi var Fenerbahçe'yle ve oynamaya da devam edecek gibi gözüküyor. Kendimi iyi hissettiğim sürece takıma yardımcı olmak istiyorum diyor. Ben voleybol oynamayı çok seviyorum. Vücudum ne zaman bırakman gerekiyor derse o zaman bırakacağım demiş. Dün maç sonu yaptığı açıklamada büyük bir profesyonellik örneği. Daha hem kulüp takımında çok istikrarlı, hem milli takım için çok istikrarlı bir sporcu ki voleybol da aslında sakatlığa da çok müsait bir spor. Muhakkak sakatlıklarla da oynuyordur irili ufaklı ama sahada bir şekilde kalmayı başarıyor ve performans da vermeyi başarıyor Eda Erdem. Onu bir kere tebrik edelim. Dünkü kupayla birlikte istikrarını da tabii ki tebrik ediyoruz. Onun haricinde dikkatimi çeken bir istatistik de şu oldu. Dün Ajans Spor'daki arkadaşlarımız yazmışlar. Fenerbahçe üst üste 8. kez Eczacıbaşı'nı böyle bir turnuvada mağlup etmiş. Yani elemeli de olabilir ya da final mücadelesi olabilir. Hani lig usulü değil. Bu tarz maçlarda üst üste 8. kez Eczacıbaşı'nı mağlup etmiş. Bu Şampiyonlar Kupası finalinde dün mağlup ediyor. Ondan önce Sultanlar Ligi finalinde mağlup ediyor. 2024 Kupa Voley finali, 2023 Sultanlar Ligi finali diye gidiyor böyle liste. Bayağı da şansı tutuyor Eczacıbaşı'na karşı Fenerbahçe'nin. Dün de bir kez daha kazanmayı başardı. 3-1'lik bir set sonucu geldi. Maç sonu gördüğüm kadarıyla Fenerbahçe'de Hulusi Belgün'ün bir açıklaması vardı. O da Fenerbahçe'nin dünyanın en büyük spor kulübü olduğuna bir kez daha vurgu yaptı ki gerçekten futbol harici branşlarda işte olimpiyatlara gönderilen sporcu sayısında Fenerbahçe ülkede öncü olan kulüp. Şu aşamada bunu tabii ki söylemek gerekiyor. Voleybolda da işte dün galiba kadın baskette de Avrupa Ligi Euroleague karşılaşması vardı. Orada da farklı bir galibiyet geldi. Bayağı branşlarda çok başarılı bir Fenerbahçe görüyoruz ve voleybolda da belli ki bu sezon çok iddialı bir Fenerbahçe göreceğiz. Yani dün maçın MVP'si Melisa Vargas seçildi. Fenerbahçe ile sezona başladı Melisa ki son iki sezonda Çin'e gidip geliyordu. Bu sefer burada Melisa Vargas Fenerbahçe ile sezona başladı. Çin'e giden isim bu sezon Fedorovseva, Arina Fedorovseva, Fenerbahçe'nin bir diğer önemli ismi, hatırlayacaklardır voleybol severler. O yok. Onun yerine Meliha oynuyor Fenerbahçe'de Ana Kristina ile birlikte ve bu ikili de şu ana kadar sezon başlangıcı itibariyle iyi bir görüntü ortaya koydular. Gizem Örge libero da, milli takım liberosu Eda'dan bahsettik. Yani yine çok iyi bir takıma sahip şu anda Fenerbahçe. Pasör'de Dırça, o da Sırbistan milli takımı. Orta oyuncularda yine Eda ile birlikte Aslı Kalaç, ikisi de milli takım oyuncuları. Gayet iyi bir kadroyla dün Eczacıbaşı'nı mağlup ediyor Fenerbahçe. Benim notlarım ve kısa yorumlarım bunlar oldu. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Ekler Saykut ekler. Valla Fenerbahçe ile Eczacıbaşı bu sene görünen o ki bu ikili Vakıfbank'ın önünde. Evet. Ki biliyorsun genelde 3 tane iddialı takımımız oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde de bayağı sona kadar gidiyorlar. Ama Vakıfbank son 2 sezondur Egon'u ayrıldıktan sonra bir küçülmeye gitti. Bunu zaten yani hem Vakıfbank Genel Müdürü hem de kulüp başkanı Hacı Salihoğlu'ydu değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Ben hatırlamıyorum, ismini bilmiyorum yani.
o açıklamıştı ve bir küçülmeye gittiklerini gördük ki mesela Galatasaray biraz toparlamış gibi görünüyor bu sezon itibariyle. Galatasaray Vakıfbank'ı ilk maçta çok rahat mağlup etti. Set alamadı bak. Dolayısıyla dünkü karşılaşma da bize gösterdi ki bu sene Fenerbahçe ile Eczacıbaşı biraz daha yukarıda şampiyonluğun en güçlü iki adayı gibi olacak. Tabii ya voleybolda şey çok önemli. Şimdi Melisa Vargas bir tarafta, Boşkoviç diğer tarafta. Şimdi Boşkoviç ülkemize çok genç yaşta gelen, yani bir yıldız adayını alıp daha parlamadan getirip ülkemizde de yıllarca tutmayı başardığımız ama bir futbolcu kontratıyla oynayan bir voleybolcu, öyle söyleyeyim. Yani hakikaten öyle böyle değil ve zaten dün de bütün hücum planı onun üzerinden gitti. 29 sayıyla aslında Vargas'tan daha çok skor üretti Vargas ama 28-60. Ya bütün hücumlar onun üzerinden gidiyor. 55'te 25 mesela, 55 hücum girişiminde 25 sayı. 25'i başarılı olmuş. Yani %50'nin altında. Melisa Vargas'a bakarsan Melisa Vargas 26 sayıyla tamamlamış ama %57'lerde. Daha yüzdeli. Daha yüzdeli. Pasör çaprazınız %50'nin üzerinde hücum ediyorsa zaten maçı kazanmaya yakınsınız demektir. Eğer bir de yanına yardımcı bulabilirseniz ki Menezes değil mi? Souza. O da 20 sayı üretmeyi başardı. Yani Eczacı başında ikinci böyle bir Boşkoviç yorulduğunda ona hücum anlamında katkı verebilecek işte kim var? Hande Baladın var. O çift hanelere gelemedi. İşte Gray var. O da sanıyorum 10 sayıyla falan bitirdi. Dolayısıyla ya Fenerbahçe'nin hem daha homojen dağılımı skorun hem de Vargas'ı zaman zaman dinlendirebiliyor olduğu şu Boşkoviç'in hiç dinlenmeden oynaması Eczacıbaşı'nın eksisi ki bu iki takım bence bu sezon sonuna kadar gidecek. Şu konuda da Hulusi Belgün'ün açıklamasına bir ek yapayım. Ya dünyada hakikaten birkaç tane spor kulübü var. Hemen hemen her branşta mücadele eden ve orada şampiyonluğa oynayan. Şimdi benim bir çırpıda sayabileceklerim mesela Yunanistan'da Panathinaikos'la Olympiakos, ki Panathinaikos sanırım daha da abartı, hemen hemen her branşta takım var. İşte İspanya'da Barcelona, Fransa'da da Paris Saint Germain bildiğim kadarıyla. Onun dışında yani çok fazla her branşta olayım, mesela Real Madrid'in sadece basketbol takımı var. Futbol takımının haricindeki, o da başka bir şirket gibi düşünün onu da. Orada tamam, diğerleri de bağlı ama. Panathinaikos da öyle. Futbolla basketi ayrı bildiğim kadarıyla. Başkan ayrı. Ve yönetimleri. Başkan ve yönetimleri ayrı ama yani her şeyi var onların, öyle söyleyeyim. Her spor dalında varlar. Bu anlamda mesela Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş birkaç şeyi var ama Fenerbahçe'nin çok çeşitli ve başarılı. Daha doğrusu yani bir spor kulübü olup hepsinde kafaya oynamak bence tebrik edilmesi gereken bir şey. Ki daha önceki dönemde Aziz Yıldırım döneminde çok ciddi yatırımlar yapıldığını biliyoruz. Özellikle amatör sporlara, ki birçok kulüp ya amatör sporlar bizim için zarar. Zaten buraları yani futboldan biz bir şekilde idare ediyoruz gibi açıklamalar yapmıştı biliyorsun. Hala hem basketbol takımıyla hem voleybol takımıyla, ne bileyim kürek takımıyla, masa tenisi takımıyla, işte futbol takımıyla, basketbol takımıyla hepsinde kafaya oynayan bir kulüp olabilmek bence bir alkışı beraberinde getiriyor. Kolay değil çünkü bunları aynen idare etmek. Aynen öyle. Evet, şimdi mesajlara bir taraftan bakıyorum. Radyo Spor'un klasik sabit hat numarasından WhatsApp hesabı alabilirsiniz demiş bir dinleyicimiz. Bu numaradan kurtulmak için hala geç değil. Bunu görmüşsündür sen. Gördüm. Bilmiyordum. Ben de şimdi öğrendim. Mesajı ben de gördüm. Bakmak gerekiyor ama tabii artık yani o numara bizle beraber şey oldu, hani açıklandı, tanıtımlarını yaptık. Muhteşem bir numara olduğu için ötekine doğru dönmeyiz diye düşünüyorum. Yani. Numara şu an iyice popüler aynen hale gelecek. Aynen, onun da bir şeyi var, kendi içerisinde bir esprisi oldu. Bir de hani konuştuk da anlattık da, yani normalde eskisi gibi olsa hani telefon numaraları bir şey ifade etse belki üzerine bir çalışma yapılabilirdi de, bir kere insanlar kaydettikten sonra zaten kimsenin umurunda olmuyor artık telefon numarası. Sadece şeyde kötü duruyor, tanıtımda kötü duruyor.
Tanıtımı da döndürüyorsun. Da kulağa hoş gelmiyor. Bir de sen söylediğin zaman bir, ne oluyor, bu nasıl bir numara hissi yaratıyor? Onun harfleri tek tek okusam mesela nasıl olur tanıtımda Ali? 0, 5, 2. Birleştirmek lazım yani o şeyleri. Onun dışında bir problemi yok bu numaranın. Bugün WhatsApp'a gelen mesajlar da biraz nostaljik oldu. Sabah şarkıyla ilgili yazınca birkaç dinleyicimiz Barış abi sormuş. Onun playlisti dedik. Neden programlara katılmıyor demiş. Uzun zamandır belki takip etmeyenler. Aykut Aydın'ın ne? İşte onun koltuğunda Aykut Aydın oturuyor şu an. Barış abi geldi baktı dolu liste. Sabah. Barış abi. Bir aslında... programda bir dinleyenimiz yazmış değil mi? Barış abi aratmıyor diye. O gün herhalde fazla salladım galiba. Evet, şeyin benziyor efendim. Yani Barış abiyle yakın bence. Barış abi de dediğim gibi bu seneyle birlikte sanki 2004 ile birlikte şirketteki işinin yoğunlaşmasıyla beraber o da buraya pek fazla vakit ayıramayacağını, sağlıklı şekilde ayıramayacağını düşündü. O yüzden buradaki yani yorumcu kimliğini şimdilik bıraktı. Arada işte Etri'ye katılacağını söyledi. Geçenlerde Etri'de bir program yaptık Barış abiyle. İkincisi için Ali abi bilmiyorum konuştum ama yok ben performansını beğenmedim. İlk bir program bir daha gelmedi. Durgundu. Durgundu Barış abi o programda. Belki bilmiyorum aklımda 29 Ekim'de gelir mi acaba biz o gün? Aa, güzel olabilir. 29 Ekim belki, güzel olur. Gelebilir. Gelebilir diye bir şey evet, aklıma geldi. Buralardaysa gelebilir. Aynen belki o zaman gelebilir ama sabahları artık hani Barış abi olmayacak ama şirketteki görevi devam ediyor. Hala Radyo Spor'da genel müdürü kendisi. Onu söyleyelim. Neden nostalji dedim? Bir dinleyicimiz de seni üniversite zamanından bir spor gazetesinde iddianın Messi'si lakabıyla tanımış tahmin verirken. Hep 4 maç toplam 2 oran olan kuponlar paylaşırmışsın. Yalan ve söylemesin. Kuponlar da tutmazmış. Sinir olurmuş dinleyicimiz. Uzun saçlı bir vesikalı köşe yani fotoğrafın da varmış galiba. Uzun saçlı. Öyle diyor. Şimdi övgü kısmı. Sesi ve yorumları sabahları rehabilite edebiliyor demiş. Yani kuponları da daha iyi falan diyor. Kuponları da gelişti. Barış abi genelde böyle az oranlı kuponlar verirdi. Sen biraz daha risk alırdın bu zamanlar ama eski zamanları bilmiyorum ben. Bir kere uzun saçlı bir fotoğraf yok. Uzun saçlı bir durumum yok çünkü. Yani hayatımda uzun saçlı bir dönemim olmadı o bir. Belki başka biriyle karıştırıyor. İddianın Messi'si doğru da. İddianın Messi'si dediğine göre. Başka biriyle karıştırmıyordu. Başka Messi var mıydı o dönem? Belki yok. Yandaki fotoğrafa gözü yani takılmıştı. Fotoğraf başka yazar var mıydı? Bir de hani kuponlar tuttuğu için zaten o iddianın Messi'si olayı patladı. Hani kuponlar tutmasa iddianın Messi'si gibi bir şeyin devam etme ihtimali yoktu. Şey mi olacaktı? İddianın Al-Musati'si mi? Evet tabii öyle olurdu. Direkt olarak oraya giderdi olan. Al-Musati konusu da dün. Ya ama o zaman şöyle bir şey oluyordu. Şimdi işte fotomaçta yazıyordum ben. O zaman gazeteler, özellikle iddia gazeteleri inanılmaz satıyordu. Sana hep söylüyorum yani. Cuma günü 300 bin satıyordu gazete. 48 sayfa ek çıkıyordu. Şimdi en iyi gazeteyi al, 48 sayfanın yanından bile geçmiyor. Çok fazla satış oluyordu. O satışı da destekleyebilmek için hani çok normal bir olayı abartı bir şekilde sunuyorlardı. Onun farkı oydu. Mesela biz 3 tane kupon yapıyorduk. Ne bileyim ikisi tutuyordu. Tutan kuponlar işte 3,5-4 katı. Hani biz böyle Everest'e çıkmışız gibi. Ali Erim yine kazandı. Aynen lanse ediliyordu. Yani onun şeyi oydu. Farkı oydu. Hani bir alıyordun gazeteyi böyle sanki ben bültendeki bütün maçları bilmişim gibi bir şey oluyordu. Ne derler? Görselle sunuluyordu. Onun farkı oydu o zamanki. Ama demek ki fark yaratmışsın diğer çalışma arkadaşlarına göre ki böyle öne çıkarılmışsın. Yani i̇şte onu diyorum zaten tutmasa ne yapacak yani, adam? Aynen. Yani iddianın Messi dedi bir kenara koyup ondan sonra bırakması gerekirdi. Kuponlar tutardı yani. Dinleyicimiz az önce seni uzun saçlı olarak hatırlayan kıvırcık az uzun saçlı diyelim demiş ve gözlüklü. Asla yanılmam demiş. Ya uzun saç dediğin hani... Peki öyle olsun. Saçlarım uzundu tamam kıvırcıktı. Okey nasıl istiyorsa öyle. Top sakalım da vardı. Nasıl istiyorsa öyle olsun dediğim. Şimdi onu gözlüklü bu... müydü? Ha? O zaman da gözlüklü. Gözlüklü vardı tabii. Bilmem onun aklında öyle kalmış demek ki. Tam doğru benden daha iyi hatırlıyor beni. Öyle söyleyelim. Yani hadi yalan ben söyleme. Ben hatırlamadığım işi bilmiyorum şimdi yorum yapamayacağım. Dinleyicimiz ısrarlı yazmış. 7.34 saatlerimiz voleybolla bugün başlangıcı yapmak istedim. Öyle başladık. Araya gidelim aradan sonra tekrar futbola dönelim. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor. İddia.com
7.43 saatlerimiz, futbola geri dönüyoruz demiştim. Dünden işte haberler ya da açıklamalar paylaşacaktım ama şimdi sabah gazete manşetlerini karıştırırken Hürriyet gazetesinde Mehmet Aslan imzalı bir haber hemen dikkatimi çekti açıkçası. O yüzden bu bölüme bu haberle başlamak istiyorum. Başlığı zaten bir kere direkt içine alıyor. Asgari ücretle oynayan süper yıldızlar. Asgari ücretle oynayan süper yıldızlar. Ne acaba bu diye merak edip haberin içeriğine girdiğimde şöyle yazıyor Mehmet Aslan. İşte geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanı Mehmet Şimşek futbolcuların vergi konusunda incelemeye alındığını açıklamıştı. Bugüne kadar böyle bir uygulama olmamış ve Mehmet Aslan ve herhalde ekibi de araştırmalara başlamışlar ve ilginç bilgilere ulaşmışlar. Mesela şöyle, Süper Lig'de değeri 1 milyar 200 milyon euroyu bulan ve Avrupa'nın en değerli 6 ligi arasında gösterilen ligimizde asgari ücretle oynayan futbolcular var. Hatta kadrosunun değeri 700-800 bin TL olan Süper Lig kulüpleri var. Sayın Başkan isterse Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki sözleşmeleri bir göz atabilir. Sadece Süper Lig mi? Hayır. Birinci Lig ve alt liglerde de durum farklı değil diyor Mehmet Aslan bugünkü yazısında ve sistemin nasıl işlediğini şöyle anlatıyor. Mesela 1 milyon euro alan bir futbolcu var fakat sözleşmesinde 17.002 TL'ye imza attığı gözüküyor. İki adet sözleşme burada imzalanıyor. Bu asgari ücretli olan Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderiliyor. Kulüple arasında olan sözleşme, bu sözleşme, bir dakika şunu söyleyeyim önce. Asgari ücretli olan sözleşme federasyona gönderiliyor ve futbolcu stopaj ve vergileri de bu sözleşme üzerinden ödeniyor. Yani bütün olay o zaten. Vergi kaçırılıyor tabii, orada. Bütün olay o zaten. Bunu yazmamış Mehmet Aslan böyle ama vergi yani kaçırılıyor. Normalde 1 milyon euroluk bir sözleşme yeni vergi düzenlemesiyle beraber kulüplere 1.6 milyon euroya mal oluyor Türkiye'de. Bu yeni yapıldı ya. Evet. Ve o aslında, 60 oranında evet, mıydı? Aslında, ben 40 diye kalmıştım. Aslında olay oldu. Nasıl ödeyecek kulüpler bu şeyi evet, diye, vergiyi diye. Kulüpler de bunun işte yine her zamanki gibi ülkenin en büyük problemlerinden bir tanesi. Etrafından dolaşma yolunu bulmuşlar. İki sözleşme yapılıyor oyuncuyla beraber. Asgari ücretli olan sözleşme TFF'ye gönderiliyor. TFF'ye gönderdiğiniz zaman ya da düşük ücretli. Yani illa asgari de asgari olmasına gerek yok. Yani işte 20 bin lira da gösterebilirler. Evet. Çok şeylerse. O sözleşme üzerinden onun stopaj ve vergisini ödüyorlar. Ama farz et ki oyuncuyla bir problem oldu. Bu uyuşmazlık oldu. Uyuşmazlık kurulu aslında oyuncunun aldığı gerçek ücret üzerindeki sözleşmeyi evet, baz alarak ki değerlendirmesini yapıyor. Dolayısıyla olay bundan ibaret. Peki burada suçlulardan biri kim? Federasyon. Bu kadar basit. Federasyon yani sen ne yapıyorsun kardeşim demiyor. Yani federasyona bir tane sözleşme geliyor. Federasyonun artık hangi kurulu, hangi yetkilisi, hangi bölümü, kimlerin altında imzası varsa ki bu başkana kadar gider demiyor. Bir Allah'ın kulu da demiyor. Kardeşim böyle bir sözleşme geldi, siz dalga mı geçiyorsunuz demiyor. Onlar da buna göz yumuyorlar. Ortada felaket bir durum var. Yine işte yani nereden tutsan elinde kalıyor ya. Bu da öyle bir durum işte. Biz mesela seninle harcama limitlerine pek hani genel kimse inanmıyor onların tutturulduğunu ama nasıl tutturulduğu da ya da ortada, nasıl ceza alınmadığı da eğer doğruysa haber, hani bir belge yok bu arada onu da söyleyelim, sadece yazı olarak yazmış Mehmet Aslan ama iddialı bir yazı, inşallah doğru değildir ama çok da iddialı yazmış kendisi, emin yazmış. Nasıl tutturulduğu bu harcama limitlerinde aslında bu haberle birlikte gözüküyor. Kaç kulüp yapıyor, kaç futbolcu da var bilmiyoruz detayını, ne kadar genele yayılmış. Herhalde hepsi de böyle değil. Ama arka yol bulma konusunda gerçekten uzmanlaştığımızı söyleyebiliriz her konuda. Böyle yani bir yasak çıkıyor. Mesela işte dün konuştuk öğlen Gençler Birliği ile ilgili biliyorsun. İşte Niyazi Aktaş yönetimi borçlanmış. 2022'de bir yasa çıkmıştı işte. Bireysel olarak başkanlar ve yöneticiler sorumlu olacaktı borçlardan. Ama orada da nasıl bir arka yol buldu? Ne kulüpler oldu o yasa? Ben onu merak ediyorum. Şöyle mesela olmuştu. Genel kurdan yetki aldığın noktada
yasa seni bağlamıyor. Yani bireysel sorumlu olamıyorsun. Ve kulüpler de artık genel kurdan yetki alıp borçlanmaya başladılar. Ve yöneticilere yine bir şey yok. Yükü olmuyor bu borçlanmanın. Ama Gençler Birliği'ne Niyazi Aktaş mesela bunu yapmadan borçlanınca böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmış. Yasa uygulanırsa Gençler Birliği'nde galiba ilk defa hani kulübün borcu şahsa geçmiş olacak. Ama genel olarak arka yolu da bu şekilde kullanılıyor. Kulüp başkanları yönetimleri tarafından. Genel kurul yetkisiyle. Gerçekten hani bilmiyorum haberi ben görünce hem üzüldüm hem de şaşırmadım. Yani bunun bu şekilde olması, bu vergi kaçırma konusu gerçekten son dönemde bir bilinç oluşmaya başladı gibi hissediyorum bu konuda. Dün işte bir tane gazeteci var belki görüyorsunuzdur, İbrahim Haskoloğlu galiba ismi. Dün o da kendi başından geçen bir olayı sosyal medyasına paylaşmış. Sabah onu gördüm bir firmayla alakalı yine. Yani herhalde birçok konuda böyle muhasebe oyunları, işte evrakta artık sahtecilik değil de ne demek lazım buna? Sahtecilik değil çünkü. Yanlış yönlendirme, yanlış bilgi. Yanlış beyan. Evet. Yanlış beyan, evet. Yanlış beyan. Bu çok da normal hale gelmiş ve buna federasyon tarafı da başkan ve yönetim ayırt etmeksizin galiba göz yumuyor şu anda. Onlardan habersiz böyle bir şeyin olması mümkün değil çünkü. Sözleşmeyi TFF'ye gönderiyorlar diyor. Ve yani TFF'de demiyor mu? Ya asgari ücretle sözleşme mi olur Süper Lig seviyesinde? Dalga mı geçiyorsunuz bizde? Deyip bunu sorgulaması, soruşturması lazım. İlgili kulübe belki ceza vermesi lazım ama gördüğümüz kadarıyla öyle bir uygulama yok. TFF'de. Yani işte bir de mesela böyle bir durum söz konusuyken Türkiye Futbol Federasyonu kuruşuna kadar bir harcama limiti veriyor sana değil mi? Evet. Hani 172.583.682 lira 132 kuruş diyor mesela sana. Sen de diyorsun vay be ne hesap yapılmış da orada bir işte Excel'de bir iki düğmeye basıp onu çıktısını alıp şeye basına gönderiyor aslında. Yani bu kadar yalan bir dünya. Yani hesap belki bu arada doğrudur. Ya doğru şey olamaz ama şey olarak kulüplerin beyan ettiği işte yıllık ücretler, bonservis ücretleri büyük ihtimal doğrudur. O yüzden sen oraya 172 de yazsan, 80 de yazsan i̇şte adam asgari ücret gönderdiği bir noktada tiyatro oynanıyor yani. Orada. Uzun yıllardır bir tiyatro oynanıyor. Ve de bu da çok önemli bir şeymiş gibi, icraatmış gibi sunuluyor insanlara, kamuoyuna. Maalesef. Ben ne yazık ki şaşırmıyorum da çok da böyle konuşmak da istemiyorum. Çünkü ya biz tabii oyuncuların kontratlarını falan bilemeyiz ama sonuçta bizim de federasyonla yıllardır işte yayıncı kuruluşlarda, büyük kuruluşlarda çalışanlar olarak işlerimiz oluyor. Ne oluyor? Mesela bir örnek vereyim. Buradan gerekli çıkarımı siz yapın. Mesela bir hazırlık maçı oynanacak, değil mi? Türkiye sınırları içinde bir hazırlık maçı oynanacak. Benim de Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle, Beşiktaş'la, Trabzonspor'la anlaşmam var. Ve diyelim ki Galatasaray Monaco'yu çağırdı, atıyorum şu anda, ve İstanbul'da Rams Park'ta oynayacaklar hazırlık maçı, yayıncısı da benim. Benim kulüple olan sözleşmemi federasyona göndermem gerekiyor. Kulüple yapmış olduğum sözleşmeyi federasyona göndereceğim ki o maçın yayın hakkını ben kulüpten almışım, kulübe parayı ödemişim. Canlı yayın organizasyonunu yapmışım. Araçlar stadyuma girmek için bekliyorlar. Ama benim neyim yok biliyor musunuz? Stadyuma giriş belgem. Stadyuma giriş belgesini size kim veriyor biliyor musunuz? Federasyon. Peki bunu neyin karşılığında veriyor? O sözleşmede yazan miktarın %10'unu federasyonun hesabına yatırdığında veriyor. Allah Allah. Yani Türkiye sınırları içinde oynanan her maçtan %10 pay Türkiye Futbol Federasyonu'na yatırılır. Bu bir şey değilse, resmi maç değilse. Mesela bir UEFA maçında böyle bir şey yok. Ya da ne bileyim, Süper Lig'de de yok muhtemelen. Ya da alt liglerde de zaten yok. Zaten sözleşmeden alıyor. Sözleşmenin içinde zaten oradan alıyor federasyon parasını ama basit anlattığım şey bir hazırlık maçı. Yani orada her şeyi didik didik edip son kuruşuna kadar KDV'siyle bizden alan federasyon bunu böyle şeylere nasıl göz yumuyor diye sorarsan, yani ben size şöyle söyleyeyim, daha önceden ki başkanlar değişebilir, yönetimler değişebilir ama bu işleri yapan orada yılların adamları var.
geldiğiniz zaman onları oynatırsanız, ben mesela birkaç tane bu işin başına getirilen arkadaşa ne yapması gerektiğini ben söyledim. Öyle söyleyeyim size. Sadece bu kadar, bak tırnak içinde söylüyorum. Diyorum ki bu sözleşmeyi alın. Ben size şimdi şeyleri göndereceğim. Dekontları atacağız ondan sonra. Bize yayın yetki belgesi diye bir belge göndermeniz gerekiyor. Yani ne iş yapacağını ona ben anlattım. Bak bu zaten başlı başına bir problem. Liyakat tarafını falan zaten geçiyorum. Ki şu anda işte Sayın Başkan'ın açıklamaları var değil mi? Yani en son Avrupa Şampiyonası'nda ne kadar harcandı. İşte maçlar bitmiş diyor. 2 gün daha kalınmış diyor. 4 milyon küsur eurolardan bahsediliyor. Ya arkadaş, neresinden tutsan elinden kalıyor diye boşuna demiyorum. Ben daha önceki bir yayında size şöyle bir cümle kurmuştum. Hatırlıyor musunuz? Federasyondaki Gaziantep'li sayısı, metrekareye düşen Gaziantep'li sayısı Gaziantep'te yok diye. Bak şimdi bunların hepsi teker teker ön plana çıkacak. Umarım açıklarlar. Umarım aynılarını kendileri yapmazlar. Ama yani gelen bilgiler öyle de değil. Liyakat varsa bence olsun bu arada. Hiç fark etmiyor benim için ama sonuçta nereye kadar var? Açıklasınlar görelim. Bunun sonuçta yabancı oyuncuların kontratından yaptıklarını zannetmiyorum. Yani daha düşük bir şey kalıyor geriye değil mi? Türk oyuncular takmaz ki ona. Tabii. Hayır yabancılar. Yabancılar oraya giden sözleşme yabancı bankaya yatan parasına bakıyor. Çünkü burada herhangi bir vergi yükümlülüğü de yok adamların. Zaten onların vergilerini de kulüp ödüyor. Aynen, kulüp ödediği için yani yabancı çok rahat. Dolayısıyla federasyona gitmiş ne gitmemiş onun hiç umurunda değil. Çünkü asıl yabancı kontratlarda yapmaları lazım. Çünkü yabancı kontratları normal gönderirlerse ödeyecekleri vergi anormal. Sen diyorsun ki oyuncuların bile haberi yok yani bu işten. Ya, çok büyük ihtimalle. Çünkü 4-5 milyon euroluk ortalamayla artık maaşlarla gitmeye başladılar. Şimdi 4 milyon euro sen eğer federasyona gönderirsen o sözleşmeyi 4 çarpı 1.6 işte Mert'in bilgisine göre 1.4. Anormal bir rakam ortaya çıkıyor. Yani oyuncuya verdiği yıllık ücret sadece 4 milyon değil ki kemiksiz. Aynen. Onun bir de 1.4 ya da 1.6 ile çarpanı var. Dolayısıyla esas orada yapmaları gerekir. Zaten oyuncuları gönderemiyorsun ya ondan sonra. Tabii. Yani buradaki aldıkları rakamları başka yerden alamadıkları için oyuncuları gönderemiyorsun. Dolayısıyla yabancı oyuncunun hiç umurunda değil yani. Federasyona ne gitmiş? Asgari ücretle mi ben şey ne derler emekli olacağım Türkiye'den öyle bir derdi olmadığı için. Asıl orada yapıyorlardır diye düşünüyorum. Bir araya gidelim devam edelim. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor. İddia.com 8.03 saatlerimiz, yeni saatteyiz. Az önce Hürriyet'te Mehmet Aslan imzalı haberle bir önceki bölüme başlamıştık. Üzerine yorumlarımızı yaptık. Sizlerden de yine mesajlar geldi konuyla ilgili olarak ama tabii ki mesajların tarzı belli. Bu maalesef birçok farklı yerde de yapılan bir şey, vergiden kaçırma ama dediğim gibi bu konuda biraz daha bir bilinç sanki oluşmaya başlıyor. İnsanlar daha fazla bu konuları sorguluyorlar. Umarız daha adaletli bir düzene doğru gidilir bundan sonrası için deyip buradan Osimhen'e geçmek istiyorum. Osimhen dün antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Onun da tabii en çok konuşulduğu konu acaba Ocak ayında takımdan ayrılacak mı? Chelsea'ye mi gidecek? İşte başka bir takıma mı gidecek diye konuşuluyordu ve dün Osimhen buna aslında bir anlamda bir cevap verdi. Galiba Galatasaray görüşmeleri öncesi böyle bir planı varmış. Hani gittiği takımda devre arası ayrılma gibi ama Okan işte Buruk'la konuştuğunu beni ikna etti diyor. Ve Osimhen hem baba olarak hem insan olarak hem de hoca olarak söyledikleri beni derinden etkiledi deyip işte Galatasaray'a övgüler sarf ediyor. Ve başarılara imza atacağımıza inanıyorum diyor. Yani çok hani net şekilde gitmeyeceğim demiyor ama şu anki tabloda da gitmesi için bir sebep olmadığını dile getiriyor. Ben öyle anlıyorum dünkü açıklamadan. Yani kalacak sezon sonuna kadar ki çok da benimsemiş gözüküyor Galatasaray'ı. Takım arkadaşlarını, taraftarla olan diyaloğu gayet pozitif. Yani çok iyi bir karakter o anlamda. Ben de herhalde çok büyük bir ihtimalle kalacağını düşünüyorum. Bir de şöyle bir haber yapılmış. Bugün akşam gazetesinde Chelsea'ye bir yazı gitmiş. Finansal fair play ile alakalı. Devre arasında böyle bir harcama yapmasında pek mümkün olmadığı söylenmiş. O yüzden zaten gideceği pek başka bir takımda herhalde yok adı geçtiği. O yüzden şartlar Galatasaray'ın lehine gözüküyor.
Ya zaten orada şöyle bir durum var. Geldiğinde de ben demiştim ya, bu Icardi için de geçerli. Daha başka büyük yıldız transferler için de. Bu adamlar sevgi için geliyor buraya. Ya bu adamları burada tutacak şey sevgi. Bu paraları alıyorlar zaten her yerden. Ya da bunun üzerinde rakamları zaten teklif geliyor onlara. Suudi Arabistan'a gitse 3 katını alır. Herhangi bir yerden alacağını. Icardi'ye de zamanında olmadı mı böyle teklifler? Galatasaray bonservisini almadan önce. Evet. Ama buraya geliyorlar, o şeyi görüyorlar. Ya zaten ya maddi anlamda oradan onu alayım, buradan bunu alayım diye hesaplara girerlerse futbolcu olmazlar. Giderler, istedikleri yerde oynarlar. Ama buraya geldikten sonra, gördükten sonra ben de olsam gitmem ya. Chelsea'de mesela Osimhen'e daha farklı ne yapabilir mesela Chelsea taraf? Chelsea taraflar maç biter seni tanımaz bile, öyle söyleyeyim sana. Vay Osimhen'miş falan, onlar hikaye. Burada sen çık bakalım sokağa yürüyebiliyor musun? Böyle bir sevgi var. Yani bu anlamda ben de olsam gitmem. Ha şöyle bir durum olur, buna da kimse bir şey diyemez. Gelir Chelsea der ki o finansal fair play'lere falan takılma onlara. Onlar boş işler, o da finansal fair play. Onu öyle bir puntuna otururlar ya, oturturlar ki ya, Chelsea iki tane oyuncusunu satar. Orada yapmıyorlar mı sanki? 300 milyon euroya sattık der. Gelir 150 milyon euro De Laurentiis'e verir. De Laurentiis de der ki ya sevgili Galatasaray çok iyi ettiniz ama 20 milyon da ben size vereyim. Bu Ocak ayında gitsin. Kim ne diyecek? Paketle yollarlar, öyle söyleyeyim. Ama yani bunlar şey değil. Ocak ayında bir oyuncu gelirse iyi teklif. Sasha Boya'yı satmadın mı Ocak ayında kardeşim? Senin kontratlı topçundu. 30'un üzerinde teklif geldiği zaman kusura bakma diyeceksin. Buyurun. Sonuçta ne oldun? Gene şampiyon oldun. Ha orayı bir şekilde idare ettin ki hala da idare ediyorsun, düşün. Yani öyle ciddi bonservis gelirleri elde edip sağ kanada hala işte Kaan'la idare ediyorsun. 11 milyon euro harcamana rağmen. O yüzden dünkü açıklamalara mesela ne gerek vardı? Bu dedikoduların önünü kesmek için miydi yani dünkü o basın toplantısı? Yani bir imza töreni yapılmadı, değil mi? Yok. Osimhen'e. Bu dönem hiçbir takımda neredeyse olmadı Beşiktaş harici. Belki o yüzden de bir konuşmasını istedi Galatasaray heyeti. Basın mensuplarında büyük ihtimal böyle bir beklentisi de vardı. Osimhen'in konuşmasıyla ilgili herhalde o yüzden yapıldı. Bir de milli ara falan. Evet, yani Osimhen'in Galatasaray'da sezon başı planında olduğunu kim iddia edebilir? Kimse. Osimhen bir piyango olarak geldi Galatasaray'a. O yüzden Galatasaray'da oynadığı her maçta Galatasaray taraftarı, Galatasaray takımı da o keyfi almalı. Fakat hani böyle işte Osimhen kalıyor, kesin kalıyor, gördünüz mü? Oh tamam, bu sene Osimhen'le oynuyoruz diyebileceğim bir durum bence de ortada yok. Doğru olmaz. Özellikle işte Chelsea üzerinden gidiliyor. Chelsea konusu tamamen Aykut'un söylediği gibi. İki oyuncu satarsın, finansal fair play'e yer açarsın, oyuncuyu da alırsın, konu kapanır. O çok boş bir şey olmuş. Yani sadece Chelsea üzerinden gitti. İşte UEFA'dan Chelsea'ye mektup geldi de ara transfer yapamayabilirsiniz dedi falan. Büyük bir hikaye yazılmış orada. Onu geç. Barcelona'da Ter Stegen sakatlandı. Futbolu bırakan Szczesny Barcelona'ya dönmek için, değil mi, sözleşme aldı. Bu ne anlama geliyor? Yarın öbür gün başka bir kulüpte bir sakatlık olur, bir formsuzluk olur. Pat diye Osimhen'in kapısını bir kulüp çalabilir. Osimhen'in fiyat etiketi de belli çünkü. 75 milyon euro bir çıkış maddesi var. Oraya çok fazla takılmamak lazım. Önemli olan Osimhen gibi bir oyuncunun şu an Galatasaray kadrosunda olması, şu an Galatasaray'ın futbolcusu olması ve Galatasaray için mücadele etmesi. Sen de söyledin, Galatasaray'ı da benimsedi. Bu şartlar devam ettiği sürece Galatasaray bundan keyif almalı. Yoksa Osimhen'le ilgili çok uzun süreli bir plan ya da ne olacak diye düşünmek herkesi üzer. Gerek yok buna. Osimhen buradayken keyfini çıkartın. Galatasaray'da ondan faydalanmaya çalışsın. Yani bu kadar. Çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Sakatlıktan da döndü. Takımda çalışıyor Osimhen. Ve cumartesi günü de Antalya Spor maçı var. Bakalım Icardi, Osimhen yine aynı anda sahada olacak mı? Olursa yine 4-4-2 gibi mi olacak Kasımpaşa maçında olduğu gibi, yoksa bu milli arada 3-4-1-2 aslında planı Okan Buruk'un gibi haberlerde çıktı. Öyle bir düzende mi olacak? Ben de onu merak ediyorum, bu dönüş karşılaşması. Bir de çünkü devamında da hafta sonu Beşiktaş derbisi var. Arada bir Elspok maçı var.
Fenerbahçe maçı öncesi Ali abi mesela pek üçlüye dönmez, ana planıyla devam eder diye düşünüyordu ki o dönem Icardi de sakattı. Öyle bir avantajı vardı ama şimdi ikisi de sağlıklı gözüküyor. Icardi de takımda çalışıyor. O yüzden belki üçlü denemelerine şimdi başlayabilir. Antrenmanda da çalıştırıyormuş Okan Buruk. Hani başlar mı bilemiyoruz. Ama en azından o alışkanlığı da yaratmaya çalışıyormuş idmanlarda. Üçlü için söylüyorum bunu. Onu da göreceğiz. Yani bu maçtan maça bir esneklik de olabilir Galatasaray'da. Belki Avrupa'da Galatasaray yoluna devam ettikçe ikisini bir arada oynatmak yerine tek santraforla devam eder. Zorluk derecesi daha yüksek karşılaşmalarda, turlarda. İşte Erspor gibi rakiplere karşı ikili oynar. Deplasmanda bazı maçlarda çift santrafor oynayıp bazı maçlarda teke dönebilir. Galatasaray'da bu esnekliği de görebiliriz. Bence öyle de olması gerekir. İki oyuncu sahadayken, özellikle ikisi de fiziksel olarak iyi durumdayken, ben Galatasaray üçlü mü oynar, dörtlü mü oynar oraya çok fazla takılmazdım açıkçası. Ama ikisinin aynı anda sahada olması için Icardi'nin de biraz fiziksel olarak kendini lig seviyesine, takım seviyesine çekmesi lazım. Yani Icardi şu an CV kontenjanından ve yetenek kontenjanından Galatasaray'da 11'de yazılıyor. Yoksa fiziksel olarak şu haliyle Osimhen'in önüne geçmesi, ki yani Osimhen de sakatlıktan çıktı. Sakatlıktan çıkmasına rağmen fizik olarak Icardi'den daha iyi. Çok önde, evet. Ki Icardi sezon başı kamp yaptı. Yani yapmasa daha mı iyiydi acaba diye de düşünmüyor değilim. Onu da söyleyeyim size. Yok ya, yapsın abi. Onu da yapmasa bu sefer iyice baba yürüdü. Yaptı ama yani önceki sezonki halinden daha kötü şu anda fiziksel anlamda. Evet. Yani daha böyle kalın ve şey gibi, hani bir ara çıktı ya göbeği var falan. O zaman gayet iyiydi. Zayıflayınca mı yaramıyor acaba? Ben anlamadım. Ya o bile bazen oluyor işte. Sen söylemiştin. Kim için söyledim? Volkan Demirel için söylemiştim. Evet, aynen. O güzel kale, bir anekdot. Tabii o kale hani santrafor farklı ama yine de hani çok kilo vermek de fit olmak her anlamına gelmiyor. Bir şey tabii. Değil yani. Tabii. Volkan Demirel anekdotunu bilmeyenler için de kısaca söyleyeyim. İşte kalındım diyor, zayıfla dediler diyor. Zayıfladım, çok çevik olmaya başladım. Sağa uçuyorum, sola uçuyorum. Bu sefer top ortadan geçiyor. Hani benim özelliğim... Kapatamıyor tabii. Evet, yani ağır olmam ve cüssemle topları çıkarıyorum dedi. Sonra tekrar kilo alıp ya da cüsseleşip eski Volkan Demirel'e dönmüş. Aynı şey yaramamış tabii. Yani. Tekrar söyleyeyim. Mevkiler farklı. Mevki olarak aynı değil. Ancak işte Icardi'nin hakikaten bu fiziksel durumu ciddi bir soru işareti şu an. Ve maç cumartesi günü 4 gün den fazla 6 gün izin yaptı Güney Amerika'da olan futbolcular. Dönüşte şöyle olmuş galiba, bir gün izin yapıyor Galatasaray. O izin gününde Güney Amerikalılar çalışmışlar takım arkadaşlarından farklı olarak, ama ne kadar tabii ki onun seviyesine yetişebilir çok kolay değil. İdman fotoğrafları ve videoları dün paylaşıldı. Ben de biraz onlara baktım. Orada da dikkat çeken konu Hakim Ziyeş'in mutluluğu. O da döndü sakatlıktan ve genelde poker face, hani hiç gol atar, put gibi durur. Ziyech bayağı mutlu gözüküyor antrenman videolarında ve fotoğraflarında. Özellikle Sara ile bir şey tarihi yakalamış. Fotoğraflar diyorsun. Evet, yani Ziyech çünkü bilmiyorum, öyle çok gülen bir oyuncu değil. Zaten bu yüzden de biraz takımı da etkiliyor, bozuyor falan da deniyor moral anlamında, ama Ziyech de çok mutlu gözüküyor antrenmanda. İşte dediğim gibi Sara ile bir sanki bağ kurmuş. Onunla yan yana ısınıyorlar genelde ve hep gülerken fotoğrafları ve videoları var Hakim Ziyeş'in. O da şunu yüzden söylüyorum, yeni bir transfer efekti yaratabilir dönüşte. Şimdi Barış Alper bir ihtimal yok. Hala bu arada oynayabilirmiş ama onun yokluğunda Ziyeş de tekrar ben buradayım diyebilir. Bu Şalay galiba iyi durumdaymış. Milli takımda oynadı. Da gol de attı. Ya onu da denemesi bekleniyor. Şu haliyle muhtemelen Yunus'u kesmez diye düşünüyoruz. Ziyech yedek olur. Ziyech yedek olur gibi görünüyor. Ama tabii sağlıklı bir Ziyech, ben oynayacağım diyen bir Ziyech, yani Osimhen, Icardi gibi iki tane her topa vurabilecek, yan top anlamında söylüyorum, oyuncu olduğunda ya düşünsene, yani Ziyech o keyiflenir. Aynen. Oynamak ister, anladın mı? Sürekli bak, fazla bir şey yapmasına gerek yok. Sıfıra inmesine falan, depar atmasına gerek yok. Çekecek, yapacak ortasını. Çekecek, yapacak. Yani Süper Lig için yeterli, anladın mı şeyi? Buralara yeter. Ama işte Avrupa Ligi'nde yeter mi? Orasını göreceğiz. Ama mesela Ziyech'in o kadar gülmesinin sebeplerinden biri de bence Osimhen'in takıma getirdiği neşe ve sahiplenme. Yani gerçekten çok üst düzey bir santrafor geliyor. Üstüne Avrupa'nın şu anda
her takımda oynayabilecek. Top 5'te herkes yazar bence ilk 5'e. Santrafor'u yazıyorsak. Böyle bir adam geliyor ve ya kiralık geliyor. Kiralık gelmesine rağmen gayet yüzü gülüyor. Niye? Çünkü mutlu. Geldi, taraftar onu sahiplendi. Icardi sevinci yapıyor gol atınca falan. Icardi atınca onun da seviliyor. Yani öyle kompleksleri de yok. Ki aslında arıza çıkardığında ne kadar büyük bir arıza olduğunu en iyi Napoli taraftarı biliyor. Yani arızaysa onun da kralı benim diyor aslında. Oynamayacağım dedi, oynamadı adam ya. Kıvara oynuyor bak. Kıvara'yı ikna ettiler. Kıvara ondan daha arızaydı en başta. Daha gitme ihtimali olan isimdi. Evet, gözüküyor, evet. Ama şu anda Kıvara kaldı ve oynuyor. Ve geçen ayda Serie A'nın oyuncusu seçildi. Ya, performans da verdi kalmasına rağmen. O yüzden ben bir tane şey orada değerli bence. Yani ilk bu fırsat çıktığında, bunu da Okan Hoca'nın başka bir programda yaptığı açıklamadan söyleyeceğim. Görüntülü görüşmek istedim dedi oyuncuyla. Ya, Okan Hoca görüşüyor. Bak burada Mourinho da muhtemelen bir oyuncu transfer edileceği zaman görüşüyor onunla. Bak bunlar çok değerli şeyler. Mesela şey değil, işte menajer gitti de onu aldı da getirdi de, o başarılı bir transfer operasyonu. Ama oyuncuyu ikna etmek biraz işte İngiltere modeli bu. İngiltere'de nasıl menajere veriliyor bütün yetki? Yani teknik direktör diye geçmiyor onlar. Sir Alex Ferguson menajer. Sana diyor ki şu kadar bütçem var hocam. Menajerlik oynayanlar bilir bunu yani. Herkes orada teknik direktör yapıyor değil mi transferi? Hocam senin bu kadar bütçem var. Bunu sen değerlendir. Kimi almak istiyorsan. Buyur. Ben senden ilk 5 hedefi bekliyorum. Hı hı. Bak, yönetimin görevi bu. Kardeşim ben senden ilk 5 hedefi bekliyorum. Orada bir sportif direktör varsa o daha sonra mevcut havuzu içeride İdare eden adam. Alex Ferguson gidip Quaresma'yı izlerken Ronaldo'yu görüp ya biz onu değil bunu alalım deyip getiren adam değil mi? 18 milyon euro bu çocuğa kim veriyor ya falan diye kimse ona sorguluyor mu? Yok. Quaresma ama o zaman bir yıldızdı ve isimdi. Ya Quaresma'yı izlerken Cristiano Ronaldo'yu bulup getiren adam. Eğer onda o yetki olmasa yapamazdı onu. Deseydi ki git bir hocam Quaresma'yı izle, bize raporunu ver, sonra bizim sportif direktör gitsin şovunu yapıp uçağa atlayıp getirsin adamı. Anlatmaya çalıştığım bu. Bence Okan Hoca ve işte Mourinho, eğer müsaade edilirse, onun da altını çizeyim yani, orada bir transferi biz yaparız hocam, sen bize listeyi ver, kadroyu ver, o modelden hocam buyur, oyuncuyla da sen görüş. Ne kadar verileceğini de sen belirle. Biz sana daha sonra sonuç anlamında hesap soralım. Bu modele geçersek çok daha başarılı oluruz. Bu transferde bence yöneticilerden ziyade... Peki yani, bizim kadar teknik adam değiştiren bir ülke o modele geçebilir mi? İşte onun da temelinde madem bu yapıya güveniyorsun, gel kardeşim ben sana şeyi veriyorum. Gasperini'ye Atalanta nasıl kulübün anahtarını verip hocam buyur, ne istiyorsan yapalım dediyse, Gasperini şu anda hepsinin karşılığını veriyor. Bu takıma bir Avrupa Kupası kazandırdı yıllar sonra. Çok iyi kadrolar kurdu, başarılı olamadı. Şu an daha mütevazi bir kadroyla bir aşağı bir yukarı falan bir şekilde hem üretiyor hem alıyor. İdare ediyor. Ama bizde Ali'nin dediği de doğru. Yani Mourinho bile geldiği andan itibaren eleştiriliyor. İşte tazminatını alıp gidecek mi? Ya niye gitsin adam kardeşim ya? Adam zaten bak şunu şunu şey yapamıyoruz, idrak edemiyoruz. Mourinho'ya bu parayı bütün kulüpler vermeye hazır zaten. Çok top kulüp olmaz ama diyelim ki kariyeri düşüşe geçti. Şu anda inan bana en az 20 tane kulüp Mourinho boşa çıksa teklif getirir. Hı hı. Hocam gel. Neden? Çünkü o ismi, o karizması, o markası var. Yani FIFA yılın menajerine en çok kazanmış teknik adamdan bahsediyoruz. Guardiola'nın, Ancelotti'nin olduğu yerden bahsediyoruz. Biraz bence burada bizim yöntemi değiştirmemiz lazım. Yani ya da işte kulüp yapısı mı dersin buna? Bence teknik adama bu anlamda daha çok şey verilmeli. Ha, o teknik adam da şunu yapmayacak ama. Ne yazık ki bizim ülkemizde bir de madalyonun öbür yüzü var. Kardeşi transferden sorumlu yönetici. Nedir kardeşim bu adamın liyakati? İşte onun, benim kardeşim. Güveneceği adam lazım belki de. Benim kardeşim. Senin kardeşin gidiyor transferi yapıyor geliyor. Doğu bloğundan 7 tane oyuncu getirmiş.
O da değil ama söylediğim. Bir ara devam edelim. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor. İddia.com 8.25 saatlerimiz programa devam ediyoruz. Şimdi dikkatimi çeken bir haber gazete manşetlerine baktığımda Fanatik'te Samsun'da 11 değişiyor başlıklı haber. Fenerbahçe bu hafta pazar günü deplasmana gidiyor. Samsun Spor'da oynayacak. Samsun Spor'da biliyorsunuz ligin en formda takımlarından bir tanesi. 8 maç, 6 galibiyet, 2 mağlubiyeti var. İkinci basamakta girmişlerdi milli araya ve bu maç Fenerbahçe açısından tabii ki her maç gibi önemli. Şöyle bir 11 yazılmış Fanatik gazetesinde ki ligde ağırlıklı bu düzenin çıkması bekleniyordu. Kalede Livakovic olacak bu maçta. Osay Samuel geri dönüyor, sağ bekte o var. Sol beke Kostić giriyor. Stoperlerde de Osterwolde ve Bekao ikilisi yazılmış Fanatik'teki 11'e göre. Orta sahada Amrabat, Fred ve Szymański. Kanatlarda İrfan Can ve Tadić. İleride de Dzeko. Yani burada Çağlar ve Jiku yok. Sol bek Osterwolde stopere geçiyor. Kostić sol beke geçiyor. Merkez son dönemde artık şekillenmişti İsmail Yedi'ye düştükten sonra. Orada bir değişiklik yok. Ama Saint-Maximin yerine de İrfan Can Kahveci gözüküyor. Ve ileri uçta da yine En-Nesyri yerine Dzeko tercih edilmiş. Yusuf Dursun imzalı haber Fenerbahçe ile ilgili bu şekilde. Ön tarafı tabii bilemiyorum. Ön tarafla ilgili çok iddialı değilim ama ben de özellikle lig maçlarında Kostić'in sol bek olduğu ve Osterwolde'nin sol stoper olduğu düzeni ben de bekliyorum. O kısım bana mantıklı geliyor. Şöyle bir eleştiri de vardı Fenerbahçe'de özellikle Çağlar'la ilgili. Bu bayağı herkes de bunun üzerinde durdu. Çağlar'ın fazla geri kaçtığına dair. Savunma çizgisini Fenerbahçe Çağlar yüzünden öne çıkaramıyor. Sürekli geri kaçtığı için sıkıntı yaşıyor Fenerbahçe savunması ama Osterwolde ile ve işte artık Beka veya Jiku da olabilir. Daha önde konumlanabileceği söylenmiş ki aslında Çağlar bana sorsan öyle çok geriye kaçan bir oyuncu değil ama derbide de galiba bu konuda değil mi çok eleştirilmişti. Genel böyle bir tespit yapılmıştı. Ben çok açıkçası o gözle bakmadım. Bana sorsan hala bence önde basan bir oyuncu Çağlar ama bunu eksik olarak değerlendirilmiş ve yedeğe çekileceği söyleniyor Çağlar'ın da. Yani savunma çizgisini belirleyen oyuncunun profilinden daha çok teknik direktörün oyun anlayışıdır. Eğer teknik direktör savunma çizgisinin öne çıkmasını isterse oyuncu da çıkar. Ben de biraz teknik direktör dokunuşu diye düşündüm eğer öyleyse bile. Biraz ezbere bir yorum oluyor. Yani Çağlar yüzünden Fenerbahçe savunma çizgisini çok geride kuruyor. Pek mümkün değil. Yani teknik direktör talimatı verir. Savunma çizginizi ona göre ayarlarsınız. Bazı oyuncuların oyun karakteriyle beraber yani mesela Davinson Sanchez'in oyun karakterinde rakibe yakın olma, ilk topa basma, o toplara müdahale etme var. O belki insanlara bu şekilde gözüküyor olabilir ama Davinson Sanchez'in nerede konumlanacağı ya da iki stoperin takımı nerede konumlandıracağı daha çok kenar tarafından söylenir. Ama burada da şu devreye girmiyor mu abi? Şimdi Nelson oynadığında Davinson gibi önde görmüyorsun mesela o kadar fazla. Yani teknik direktör ikisinden bu kadar farklı şey istemiyor i̇şte olabilir. Senin gördüğün arasında ne kadar mesafe olduğu da önemli. Biraz işte oyun profilleri etkiliyor diyorum senin görüşünü. Yani senin savunma çizgin yine önde olabilir ama Davinson Sanchez gibi yapmaz Nelson ya da yapamaz. Bence temel fark oradan kaynaklanıyor. Bir de şeyi aklıma getirdi. Bu João Mario ile ilgili Van Bronckhorst bir röportajında hani maç öncesine konuşsak da o kendi bildiğini okuyor yine gibi bir şey kullandı. Bunu negatif anlamda değil büyük ihtimal pozitif anlamda söyledi ama bazen de oyuncu yine kendi bildiğini de okuyabiliyor. Şimdi ikinci söyleyeceğim de o olacaktı. Şimdi teknik adam bir talimat verir. O talimatı eğer oyuncu uygulamıyorsa teknik adam herhalde bir iki karşılaşmadan sonra da o kararını verir. Bir de işin o tarafı var. Hı hı. Şimdi peki neden savunma çizgisini oyuncu geriye çeker? Eksik yakalanmamak için, geniş alanda yakalanmamak hızına için hızına güvenmez, fiziki durumuna güvenmez. Dolayısıyla oyuncu da orada bunu yapabilir. Ama bu da tek maçta karar verilmez. Yani eğer böyle bir durum varsa
Mourinho ile Çağlar arasında işte Mourinho'nun söylediğiyle Çağlar'ın uyguladığı farklıysa Mourinho bir iki maç sabreder. Üçüncü, dördüncü de artık anlar. Ondan sonra da değişikliğe gidebilir. Ben onda çok emin değilim. Yani sadece Çağlar üzerinden okunup işte Çağlar tek başına Fenerbahçe'nin savunma çizgisini çok geriye çekiyor konusu bence biraz eksik olur. Yani Çağlar yedeğe çekilse de belki bundan değil. Belki Kostić'i 11'e atma isteği ve Osterwolde'nin bir tık daha önde olduğunu görmesinden. Sakatlık var. Evet, sakatlıktan da dönüyor. Sakatlıkta unutmamak lazım. Evet. Şimdi mesela sen ileri uçta da sen Maksimen'den bahsettin. O da yeni yeni çalışmalara başladı. Dolayısıyla Fenerbahçe'deki sakatlıklarla beraber de bir değişim olabilir. Ha, bana sorarsan bu savunma kurgusundaki temel değişiklik sebebi savunma çizgisinden ziyade Fenerbahçe'nin özellikle bu sezon Ferdi'nin gidişiyle beraber beklerinden yeteri kadar performans alamaması. Yani bekler ileri çıktığı zaman Fenerbahçe'ye hücum katkısı olarak çok fazla bir şey veremiyorlar. Mesela Mert Müldür hala Euro 2024'ün etkisinde. Çok net bir şekilde anlaşılıyor. Osayi kart gördü, sakatlık yaşadı. O da bir istikrardan uzaklaştı. Sol tarafta da Fenerbahçe Osterwolde ile işin hücum tarafında istediğini bulamadı. Aynen. Osterwolde stopere geçtiği zaman biraz daha verimi artıyor. Şimdi Kostić topla arası bu bahsettiğimiz oyunculara göre çok daha iyi olan, orta kalitesi çok daha yüksek olan bir oyuncu. Yani Kostić'in belki kariyerinde genel olarak sol bek pozisyonu yok ama ligin kendi standartları içerisinde Kostić'i sol beke koyduğunda sol bek pozisyonunda zaaf yaşama ihtimalin Osterwolde'nin hızı ve fizik gücünü de düşündüğün zaman iyice azalıyor. Dolayısıyla böyle bir formül Fenerbahçe için mantıklı gözüküyor. Evet. Lig için öyle. Evet, Kostić evet. Çünkü Avrupa'da yok. Değil mi? Listede yok Avrupa listesinde. O yüzden lig için uygun. Aykut abi sen ne dersin? Valla bence mevcut stoperler içinde Osterwolde Fenerbahçe'nin en iyi stoperi. Bence Davinson'la birlikte ligin en iyi iki stoperinden biri. Dolayısıyla Osterwolde'yi Ali'nin de dediği gibi solda hücum performansını yani arttırmak istediğinde Osterwolde ileri gittiğinde ondan verim alamıyorsun. Ve bu savunma performansını da etkiliyor dolayısıyla. Bugün sol stoperde Osterwolde yanındaki herhangi biri olabilir. Çağlar olabilir, Ciku olabilir. Ben olsam mesela Ciku Osterwolde oynarım. Bekao da oynayabilirsin. Ben mesela Bekao'yu Mert'in yerine sağda denerim. Udinese'de biz çünkü ben çok maçını anlattım Bekao'nun. Sağ bek oynadığı çok maç var. Bekao sağ bek. Evet. Yani Mert'ten çünkü şu anda Ali'nin söylediği gibi o verimi alamıyorsun. Osayi'nin durumu soru işareti. Osayi milli takıma bir de bayağı sancılı gittiler değil mi? 15 saat yolculuk, evet. Libya bilmem vesaire falan pişman derken Fenerbahçe milli takıma yolladığı oyuncular içinde oynamayan tek adam. Bir sakatlığı da var. Ve soru işaretleri var işte. Kontratını uzatacak mı, uzatmayacak mı? Başka şeyler de var orada. Mert'ten verim alamıyorsun. Dene bakalım BK'yu. Nasıl olacak? Çünkü benim savunduğum bir tane şey vardı. Ferdi Fenerbahçe'deyken Ferdi'yi hücumda riske ettiğinde Ferdi çıkıyordu değil mi? Gidiyordu. O zaman mesela Mert Müldür gibi daha çıkmayan bir adamla üçlü savunma kurgusunu yapmak çok mantıklı. Kaydırarak yani. Ferdi ileride üç tane stoper gibi oluyorlar. Takım hücumdayken. Mesela bunu Beka ile çok daha rahat yapabilirsin. Üç tane stoper gibi. Kostić zaten farklı bir oyuncu. Ya elindeki profiller içinde çok fazla muadili yok. Ve girdikten sonra da neler yapabileceğini gösterdi mi Antalya maçıydı. Ortayı da yaptı, golü de attırdı. Dolayısıyla artık herkes bekliyor. Kostić artık zaman da verildi. Yani hazır. Bu takımda oynar. Oynadığında fark yaratır. Ki milli takıma giden oyuncular içinde ben en çok Dzeko'nun performansını beğendim. Onu da söyleyeyim. Szymański'nin performansı işte eleştiriliyor ya işte gol atamıyor, şey yapamıyor. O da golünü attı. Bir moral kazandı ama Dzeko bayağı yani Bosna adına bir şeyler denedi. Bir maçta ilk maçta golü var. İkinci maçta da bence takımın en iyisi ama kaybettiler. Gol atamadılar. Ben yani şunu düşünüyorum. Çağlar şimdi çok geriye atıyor kendini diye mesela bir yorum var ya. Şimdi Çağlar daha libero tarzı bir oyuncu. Osterwolde gibi değil. Ama bunu da daha önce oynadığı takımlardaki
hocaların ona vermiş olduğu görev neticesinde o şekilde daha iyi. Yani nasıl anlatayım bunu sana? Şu anda Atletico Madrid'de Diego Simeone tedrisatından geçen bütün oyunculara bak, aynısını söylersin. Jimenez libero gibi oynuyor neredeyse Atletico'da şu anda. Savic Trabzonspor'a geldi. Bak hep en gerideki adam. Çağlar Atletico'dan geldi. En geri. Çünkü Simeone bunu istiyor zaten. Yani Simeone gelip de 50 metrede orta sahada savunma çizgisini kuran bir teknik adam değil. Bu senin ne oynamak istediğin. Mourinho da öyle değil. Ne oynamak istediğinle alakalı bir şey. Okan Buruk öyle ama. Diyor ki önde basın, savunma gelsin orta sahaya kadar. Abdülkerim'in işte 40 metrede yakalandığı pozisyonlar ve kötü gözüktüğü pozisyonlar bu yüzden. Abdülkerim hızıyla gidip bir adamı yakalayacak bir adam değil ama hamleli, ilk anda vücudunu vurdu vurdu. Yoksa zaten yakalayamaz. Ama Davinson yakalar, güveniyor. O yüzden gidip geliyor. Bu tamamen hoca anlayışı, mantalite. Ki Mourinho'da da geleyim orta sahada savunmayı kurayım diye bir mantalite yok. Daha garantici. Bir araya gidelim, aradan sonra devam edelim. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor. ...8.44 saatlerimiz... ...şimdi az önce Fenerbahçe'den bahsettik... ...hafta sonu Samsunspor karşılaşması da var... ...dün de bir tweet... ...dikkatimi çekti... ...Barış Gerçeker... ...o da işin tabii istatistik kısmında... ...önemli bir isim Opta'nın da... ...Türkiye şefi... ...şöyle bir paylaşımda bulunmuş... ...Süper Lig'de geride kalan 8 maç sonunda... ...akan oyunda... ...şutla biten... aksiyon diye bir istatistik var. Şutla biten aksiyon. Burada atak sonlandırma. Atak sonlandırma. Yani hem şutu çeken oyuncu dahil, şutu çeken oyuncuya pası veren oyuncu dahil, pası veren oyuncuya pası veren de dahil. Yani üç farklı şey var. İstatistik kalemi var ve Süper Lig'de şu anda sorsam bu istatistikte kim bir numaradır desem size bir tahmininiz olur takım mu? Mı? Futbolcu. Akan oyunda şutla biten aksiyonlara katkıda bulunan, en çok katkıda bulunan oyuncu kim Süper Lig'de? Yani hangi oyuncu en çok şutu çekip, şutu hazırlayıp ya da şuta hızlanan, pası veren oyuncu kimdir totalde desem? Tadiç mi? Enchan. Samsunspor'dan Enchan 48'le bu alanda lider. Onu Holse takip ediyor. Yine Samsunspor'dan bir oyuncu. Sonra Rafa Silva geliyor. Sonra Jetson Fernandez, Mertens, Miguel Cardozo, Wink, Kasımpaşa'dan Aytaç. Ama bu akan oyunda işi sonlandırma olayı yani oyuncuyla mı alakalı sizce? Yoksa biraz daha takımla mı alakalı? Yani oyuncuya bunu indirgemek... Yani ben mesela sana pası verdim, sen şutu çektin, atağı bitirdin, bitiremedin. Benden çıktıktan sonra biraz garip değil mi? Tam vurgulamaya çalıştığı şeyi anlayamadım. Şimdi Enchan'ın istatistiği ne? 23 şut atmış. 7 tane şuta galiba pas vermiş. 18'de yine şut pasının pasını vermiş anladığım kadarıyla. Toplamda yani 48. 3 şeyde kategoride ikisi senden bağımsız olmuyor mu? Tabii. Yani şut haricini mi diyorsun? Evet. Hani şutla bitirebilirsin. Tamam, hata bitirebildin. Sen son noktaydın. Ya da işte dribbling yaptın, şutu çektin, hata bitirdin de. Ya ben şimdi sana pası attım. Sen uygun pozisyonda olmayabilirsin, olabilirsin, kötü vurabilirsin, vurduğun dönebilir. Yani senden bağımsız geçiyor. O yüzden mesela bu istatistik, bilmiyorum, yorum bence bu istatistik değil. Oyuncuların kendi takımları için ne kadar değerli olduğunu bize gösterecek bir istatistik. Başka yani o olabilir. Şey yani hücum aksiyonunda bulunması, hücum aksiyonunda girmesi açısından yorumlanabilir ama sorumluluk alan. Şey, daha çok kaleyi düşünen belki şu rakip olarak. Yarı sahada topu daha çok buluşturmak istediğin oyuncu. Yani teknik adamın evet topu ona getirin dediği oyuncu. Bu anlamda değerli. Yoksa sen getir istediğin kadar ver, adam dağa taşa vursun, ne anlamı var ki onun? Ya da vuramasın. Ya da vuramasın. Topu ayağına dolasın. Hani kaptırsın. Sen iyi bir pas verebilirsin ama yanlış bir tercihle beraber o işler değişebilir. Ama bir gerçek var. Özellikle riskli oynayan takımlarda, önde oynayan takımlarda hata sonlandırmak olmazsa olmaz noktalardan bir tanesi. Yoksa çok fazla geri koşup hele bir de iyi kontra yapan bir takımla oynuyorsan işin çok zor. Bayern Münih'in son dönemde iki tane maçını izledim.
biri 1-1 berabere kaldıkları Leverkusen maçı, diğeri 3-3 berabere kaldıkları Eintracht Frankfurt maçı. Hı hı. Bir maç deplasmanda, bir maç içeride. Leverkusen maçı içerideydi. Özellikle Leverkusen neredeyse maçın çok büyük bölümünde, yani 80-85 dakika hücum aksiyonunun adına hiçbir şey yapamadı Bayern Münih karşısında. Ama Eintracht Frankfurt tam tersi iç sahada oynarken aynı Leverkusen gibi topu Bayern'e bıraktı. Ama o kadar fazla Bayern'in canını yaktı ki 90+5'te bile Bayern'in o riskini değerlendirip Bayern sonlandıramayınca onlar kaleye gittiler ve 3 gol attılar Bayern'e. Beraberliği de bir şekilde yakaladılar. O yüzden de işte sen topla oynuyorsun, rakip yarı alanındasın, stoperlerin çok ileride ama karşında böyle tehlikeli bir takım var ve sen hata bitiremediğin anda çok büyük tehlike. Mesela bu hafta da Leverkusen'le Eintracht Frankfurt oynuyor. Müthiş merak ediyorum. Hani kim topu istemeyecek? Büyük ihtimalle Eintracht Frankfurt istemeyecek topu Leverkusen karşısında deplasmanda, evet, olduğu için. Ama çok ilginç maç olacak. Yani çünkü iki takım da müthiş geçiş yapabiliyorlar. Eintracht Frankfurt bence Leverkusen'den de iyi geçiş yapabiliyor. Yani benim Bayern karşısında izlediğim Eintracht Frankfurt Beşiktaş karşısında da aynı şey söylenebilir. Çünkü Beşiktaş maçında da dikkat et. Yani aksiyonlar daha çok Beşiktaş'tan geldi ama goller Eintracht Frankfurt'tan geldi maçın genelinde. O yüzden de mesela bu haftaki maç ilginç. Ama işte bu, yani baskın oynarken, dominant oynarken o şutu çekebilme, top out'a da gidebilir, kaleciye de gidebilir, önemli değil ama yeter ki sen o şeyi ata sonlandır. Evet. Ben şimdi normalde Bundesliga'ya bakmam, bak beni şimdi daha bugünden şey yaptı. Valla enteresan maç. Tahrik etti maç. Aynen. Beni. Ben de artı 6 gol denerim o maça. Hafta sonundaki maçlara bakıyordum. Merak ediyorum şimdi orada kim topa sahip olacak, kim geçiş kovalayacak. İkisi de çünkü geçiş çok iyi yapıyor. Çünkü Leverkusen'da Eintracht Frankfurt'ta, yani Bayern'le oynarken adeta dokunmadılar topa. İstemediler topu. Ona rağmen ikisi de Bayern'den istediğini aldı. Peki şimdi bir istatistik üzerinden başladım konuya. Başka bir istatistik üzerinden bir soru sorayım size mesela. Dört büyükler arasında beklerini en ileride kullanan takım sizce hangisidir? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor. Yani sürpriz cevap gelecek. Ben hakkımı Trabzonspor'dan yana kullanıyorum. Değil. Trabzonspor değil. O zaman Beşiktaş'tır. Açık ara Beşiktaş'mış. Açık ara hem de. Bu tweet'i de Semih Durası'dan gördüm. Hani kaynakta vermiş olayım. Hı-hı. 59.2 metre Beşiktaş'ın bek konumlandırması. Fenerbahçe'nin 46. 13 metre fark var. Trabzon 45.8. Galatasaray en düşük 45.1. Mesela Galatasaray Kaan Ayhan'ın da varlığıyla birlikte herhalde burada sağ tarafta. Jakobs öyle. Jakobs da daha dengeli. Bayağı en geride gözüküyor şu anda. Bek ortalaması olarak Beşiktaş'ta da çok önde gözüküyor. Bunda da genelde bir beki ön tarafa yolluyor Van Bronckhorst. Şimdi yine biraz çıkıntılık yapayım ama biraz da karşılaşmalardaki skorla da alakalı değil mi? Yani maçın başında golü yersin. Maçın başında yediğin golü çıkarmak için bütün takım olarak ileride konumlanırsın. Beklerin de ileride konumlanır. Beşiktaş maçın başında gol mü yedi sürekli? Mesela diyorum. Ama işte, o da önemli. Real üzerinden gidelim. Efendim? Beşiktaş da öyle çok geriden gelmedi ki Beşiktaş. Ben burada şöyle yorumlarım. Mesela Galatasaray'ın neden bu kadar geride olduğunu çözmek lazım önce. Yani Icardi, Osimhen, Yunus, ki hele Icardi, Osimhen oynadığında yani Okan Hoca diyordur ki beyler siz bir sakin durun, ön taraf zaten yeteri kadar işi yapacak. Ama öyle o hissiyatı vermiyor Galatasaray mesela. Bir sakin durun. Hani ama veriyor bunu mu? Ama şey, oyuncu da şey yapıyordur. Mesela Jakobs'un iyi bir hücumcu olmasından ziyade iyi bir savunmacı olduğunu gördük şu ana kadar oynadığı maçlarda. Daha dengeli savunma yapmak istediğinde. Ki adam bu arada sol açıktan bozmaymış. Ben, evet, onu bilmiyordum. Ona rağmen ama yani bence gözüküyor. Yani hani Angelinho ile kıyaslarsan, Angelinho daha böyle çıtı pıtı ileri gitmeyi de seven, çok net duramayan biri değil mi savunmada? Hı hı. Yani fizik anlamda, evet, söylüyorum. Jakobs duruyor ama. Tabii canım. Uzun. Acayip. Yani fiziği de iyi. Kaan Ayhan zaten stoper, ön libero özellikleri olan. O da yeri geldiğinde, yani beklerin 1.80'in üzerinde olursa sen zaten çok fazla şey yapmazsın. Mesela Osterwolde de oynadığında sen buradan adam geçirme de, ileri de gitme de, olsa kimseyi geçirmez orada. Ama ileride bir şey alamazsın. Sen maksimum de geri dönmediği zaman bu sefer hep 2'ye 1 senin üzerine gelirler. Problem bu.
Ama yani ne kadar verimli kullanıyor? Mesela Masuaku ve Svensson muydu sağdaki? Evet. Şimdi tamam çok ileride konumlanıyorlar ama mesela ne kadar sana faydası var bunun? Yoksa sana zararı mı var? Bu kadar ileride konumlanmaları, özellikle Avrupa'da gördük ki zararı var. Çünkü sen ben hurra gidiyorum dediğinde Ali'nin dediği gibi Beşiktaş'ın belki de bu sezon dahilinde 5-0 kazandığı Süper Kupa maçı da dahil olmak üzere, Galatasaray maçı da dahil olmak üzere en iyi oynadığı maçlardan biri Frankfurt maçı, sonuç 3-1. Mağlupsun. En iyi oynadığı maçlardan biri Beşiktaş'ın bu sene. Bir istatistik daha vereyim. Ali abi çok sevmiyor bu istatistik konularını ama Samsun'da beklerini en önde kullanan ikinci takımmış Beşiktaş'tan sonra. Yani Fenerbahçe maçında da yine riskli bir oyun anlayışı görebiliriz. Beşiktaş maçında da bayağı önde konumlanmıştı aslında ya Samsun. Şimdi şöyle hani 10 metre ileride 10 metre gerideden ziyade takımın genel olarak ne hissettirdiği önemli. Mesela Galatasaray beklerini geride konumlanıyor şeklinde bir izlediğinde hissiyat vermiyor. Kaan'da veriyor ama. Şeyde. Kaan çıkmıyor çok fazla. Beklerini ve savunma çizgisi olarak söylüyorum. Çünkü savunma çizgisinden bekleri de çok fazla ayıramazsın değil mi? Tabii. Öyle düşünmemen lazım. Sonuçta aslında stoperler belirliyor savunma çizgisini. Evet. Dolayısıyla ya orada Aykut'un dediği gibi hani üçlü kalabiliyorsun. Bir tane beki gönderiyorsun ya da işler kötüyse daha çok bekler. İki bek birden hücumda çıkıyor. Mesela Samsun Spor'u izlerken tam olarak senin dediğin gibi o hissiyatı vermiyor. Yani Samsun Spor takım olarak önde basmaya çalışıyor. Beşiktaş'ı izlerken Beşiktaş daha önde oynamaya çalışıyor. Bunu daha önceden ben de söyledim. Udokai ve Paulista da mesela Gaziantep maçında da belli bölümlerde rakip yer alanın ortasına kadar gidiyorlar. Zaman zaman. Her zaman olmuyor tabii doğal olarak. Çok da saktıydı o kareki o maçta, evet. Bu arada. Ama Fenerbahçe'yi izlediğin zaman Fenerbahçe biraz daha geride konumlanıyor hissiyatı veriyor sana. Yani bu beklerden bağımsız, çağlardan bağımsız söylüyorum bunu. Stoper olarak da şöyle bir istatistik paylaşılmış aynı tweette. İki stoperin birbirine çok yakın oynadığı söylenmiş Fenerbahçe'de. Ligde Hatay ve Adana Demir'den sonra en yakın stoper ikilisi Fenerbahçe'deymiş. Bu da genelde böyle aslında düşük seviye takımlarda olup topu rakibe veren, oyunu geride kabul eden takımlarda stoperin arası çok açılmazmış. Ama önde oynadıkça stoperler biraz daha açılır. İşte ön libero biraz daha merkezin güvenliğini sağlarken Fenerbahçe'de stoperler de birbirine çok yakın konumlanıyormuş. Tabii bu da bir ya biraz şöyle ihtimal. Şimdi beklerini çıkardığında iki stoper açılmak zorunda zaten. Ama işte Fenerbahçe'de çok çıkarmıyor demek ki burada. Tabii. Ya şimdi beklerini çıkardığında şimdi Bayer Leverkusen'ı bak değil mi? Üçlü oynuyor. Frimpong'da Grimaldo full ileri oynadığı için bir bak onlara. Zaten orta sahada karşılıyorlar herkesi. Frimpong biraz bitirici olabilse Bayer Leverkusen herkese 5 tane atar. Bir seyredin bu seneki maçlarını. Yani 6 pastan falan 3 tane kaçırıyor ortalama maç başı. Ceza alanı içinde muhtemelen topla en fazla buluşan bek oyuncusu. Her maç 3 tane net fırsatı var. Atamıyor. İyi bir bitirici değil. Zaten onu da yapsa yani uçacaklar. Grimaldo mesela daha iyi bitirici. Tekniği çok iyi. O da giriyor ama onun kadar girmiyor mesela. Daha atlet çünkü Frimpong. Grimaldo daha teknik. Mesela onlar sadece orta sahada yani her top hücumdayken stoperleri tah vesaire gelip orta sahada bekliyorlar. O topu sana ya yani bir kaybettiğinde de bir an önce kazanmak için. Çünkü önde daha kalabalık. İşte o gegenpress var ya Liverpool, Klopp vesaire falan. Nedir onların şey? Hepsi önde. İşte Robertson'la Trent, Alexander-Arnold ikisinin de çift taneleri ulaştığı, asist sayılarına ulaştığı yıllarda hep rakip alanda oynuyor. Kaybettiğinde de hemen önde şok baskıyla topu kazanıyorlar ve bir daha hücum ediyorlar. Hiçbir şey yapamazsa şut atıyorlar, geriye dönüyorlar. Yani bu her takımın yapabileceği bir şey değil ya da her takımın 90 dakika yapabileceği bir şey değil. Okan Buruk bunu yapmaya çalışıyor, takım yarım saat yapabiliyor bunu. Ondan sonra geriye çekiliyor mecburen. Yani Kasımpaşa maçına bak. Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya 3-0'dan 3-3'e yakalanmasının en büyük nedenlerinden biri ikinci yarıda Galatasaray'ın hücum edememesi. Hücum edemediğin zaman hem de yakalanıyorsun arkada ve çok kalabalıkken gol yiyorsun savunmada. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor. İddia.com
9.02 saatlerimiz. Mehmet Ünlü şöyle bir mesaj göndermiş. Günümüzde en çok tartışılan konulardan biri istatistikler üzerinden yapılan yorumların ne kadar mantıklı olduğu. Bir takımın beklerinin kaç metre öne çıktığı bilgisi oyunu okumaya ne kadar yardımcı olabilir diye bir soru yöneltmiş. Güzel bir konu. Biz de konuşuyoruz. İstatistiklerin daha geçen gün, dün veya evvelsi gün konuştuk. Onunla ilgili bazı benzetmeler yaptık. Her şeyi anlatmıyor ama hiçbir şey anlatmıyor da değil. O yüzden ben de paylaştım. Yani bütün her şeyi tabii ki bu istatistik üzerinden ben de okumuyorum ama gördüm, ilgimi çekti. Üzerine de yorum yapmak istedim. O kadar yani. Hiç bence görmemek de burada istatistikleri doğru değil. Ne kadar önem verdiğine göre değişir yani. Ben de başka dinleyici de şöyle demiş. Futbol oyununda analizin ve verinin bu kadar kıymeti harbiyesi artmışken, ayrıca her teknik ekip bünyesinde bu alanda uzman birkaç data analizci istihdam ediyorken yorumcularınızdan yer yer istatistik düşmanı sözler duymak insanı üzüyor demiş. Ya seni kastetmiş herhalde şey olarak, düşman olarak. Sen de değilsin de sen de fazla anlam yüklendiğini düşünüyorsun. Aynen. Sen o yüzden dengelemeye çalışıyorsun bir taraftan. Ben de seni anlıyorum. Ben de benzer şekilde davranıyorum bazen. Ama sen de hiç önem vermiyor değilsen. Düşman yok olarak seni de addetmek mümkün değil yani. Ben de istatistik düşmanı değilim de evet, futbolu sadece istatistik üzerinden okumaya çalışanlara karşıyım ama. Evet, o evet, net yani. İşte biz de ikisini, yani ben kendi adıma harmanlamaya çalışıyorum. Hani ona da bakıyorum. Kendi gözlemime de güvenmeye çalışıyorum. Benim de yapmaya çalıştığım orada bir dengeyi sağlamak. Yoksa söylediğimiz gibi yani Rus ruleti oynayan ve hayatta olan herkes Rus ruletinin %100 güvenli bir oyun olduğunu söylüyor. E tabii yani. Güzel bir örnek. Bunu belli ki Ali abi iki programda bir kullanacak. Boşuna gitseydi ama güzel örnek. Şimdi Beşiktaş'tan devam etmek istiyorum bu bölümde. Biraz Beşiktaş, az önce konuştuk bu dizilişlerle alakalı olarak. Raşitsa sakatlandı milli takımda. Dün de beklenen açıklama geldi. Oyuncunun adalesinde bir gerilme ve ödem tespit edilmiş ve haliyle hafta sonu Konya maçında yok. Hafta içi Lyon maçında da yok. Birkaç muhabirden benzer şeyleri gördük. Ama Galatasaray maçı olduğu için devamında orada bir açık kapı bırakmışlar. Türkiye'de hani o derbiler önemli. İğneyle de olsa oynatma ihtimali olabiliyor. Duruma göre, sakatlıklara göre de takım içindeki Raşitsa kullanılabilir. Raşitsa'nın yokluğu çok büyük bir kayıp olur mu Beşiktaş adına bu zorlu dönemde? Beşiktaş'ın da zorlu bir dönem. Yani başlangıcı, çok. Avrupa Kupası maçları, Galatasaray derbisi, yani sezonun belki belirleneceği nokta hem Avrupa'da hem de ligde alacağı sonuçları. Evet, çünkü bir sonraki milli araya kadar Beşiktaş ligde Galatasaray ve Başakşehir ile oynayacak. İki tane zorlukları ise yüksek karşılaşması var. Onun dışında Avrupa'da 2'de 0'la başladı. Lyon deplasmanı artı Malmö maçı var bu bölümde. Lyon deplasmanı zaten zor ama Malmö maçı hayatta Beşiktaş'ın ıskalayabileceği bir maç olamaz. Onu kazanması lazım. Yani bu periyotta Beşiktaş'ın sezonunun bazı noktaları şekillenecek. Raşitsa gibi bir oyuncu da belki hani çok tutuyor musunuz bilmiyorum. İlk 11 için çok olmazsa olmaz diyor musunuz ama kadro genişliği için en azından tabii ki önemli bir oyuncu. Ya mevcut kadroda Raşitsa değerli oyuncu. Şimdi sezon başında hatırlayın, yine üçümüz program yaparken kim mesela muadili dedik. Ya da işte Raşitsa'ya bir şey olursa kim oynayabilir orada dedik. Döndük dolaştık. Ben tekrar baktım şöyle bir tribünde kim oturuyor, neler olur. Oxlade-Chamberlain'in mutlaka dönmesi gerekiyor dedik. Değil mi? Yani eğer bu adamı göndermiyorsan kontratı şey. Geçen sezon Beşiktaş'ın yani ahlar vahlar içinde bitirdiği sezonda bence ele avuca sığabilecek 2 tane 3 tane oyuncudan biri Oxlade-Chamberlain. Neden hoca hiç bakmadı onun yüzüne diye ben merak ediyordum. Ki şu anda takımla birlikte yanlış bilmiyorsam. Öyle. Ve bence bir alternatif olabilir. Ama tek kelime yok mesela gazetelerde. Oxlade. Yok değil mi mesela? Tek niye kelime yok yani? Ben merak ediyorum bunu. Oxlade bu sezon sadece bir maçta kadroya alınmış. Kayseri maçı, son Gaziantep maçında kadroda gözükmüyor. Ya bu kadar alternatifsiz olduğun, mesela João Mario mu oynayacak mesela? João Mario da oynayabilir. Yani Mario'nun yokluğunda. Muçi mi? Yani bakarsan aslında hiçbiri o bölgenin oyuncusu değil. Değil mi? Yani Semih hepsi bunların var. Daha orta saha, daha merkez konseptli oyuncular. Ama Oxlade-Chamberlain yani Arsenal'daki performansı, işte onun ilk parladığı dönemlerde bir kanat oyuncusuydu zaten aslında. Daha çabuk olduğu dönemlerde. Sonra Liverpool'la birlikte daha çok böyle ortaya merkez oyuncusuna dönüştü. Orada oynayabilir. Şimdi bu aslında az önce konuştuğumuz şeyleri o kadar değiştiren ve futbolun
ne oynamak istediğinle alakalı olduğunu bizlere gösteren bir şey ki. Şimdi Beşiktaş beklere en önde olan takımdı değil mi? 50 küsür metreler dedin. Şimdi bak bakalım Raşitsa'nın yokluğunda Svensson kaç metrede oynayacak oyunu? Önünde mesela daha böyle tutan, daha çok böyle sprinter olmayan, işte Mario gibi, ne bileyim şu anki haliyle Oxlade-Chamberlain gibi bir oyuncu oynadığında Svensson da çok çıkmayacak. Ya bu tamamen senin oynadığın oyunla alakalı olan bir şey. Onu anlatmaya çalışıyoruz aslında. Yoksa bana kalsa benim işte desteklediğim ya da yönettiğim takımda gitsin 40 metrede oynasın topu. Hiç orta sahada bile durmayayım, anladın mı? İki tane hızlı adamı koyayım oraya. Bir ara biliyorsun Guardiola iyice çıldırdığında yaptı bunları yani. City'de denedi. İki tane stoper bırakıp hurra ileri, herkes ileride. Ama net santrafor da yok. 9 kişi orada topu çevirip duruyorlar. Kaleci bazen stoper gibi geliyor öne. Ya bu o kadar çok denedi ki. Bu senin elindeki ya malzemeyle alakalı bir şey. Yoksa dün de mesela şeyi görüyorum. Luca Toni değil mi? Zamanın en iyi 9 numaralarından biridir. Hocam 4 senemi çaldın diyor yanında. Net santrafor istemiyor. 22 gol attığı sezonda Guardiola Barcelona'ya flash transferle gelmiş Zlatan İbrahimovic'i istemiyorum dedi ya. İbrahimovic'i gönderdi. O yüzden biraz senin elindeki malzemeyle alakalı. Ha burada şimdi karşımıza ne çıkıyor? Hep en başından beri konuştuğumuz Beşiktaş'ın iyi bir 11'i var. Ama işte bir sakat olduğunda, bir şey olduğunda onun devamını getirebilecek bir yedek kulübesi zenginliği yok demiştik ki şu an bence en önemli sınav ki Beşiktaş'ın bu sezonunu belirleyecek bir aylık bir süreç var önümüzde. Yani hem Avrupa'da hem ligdeki tabloyu daha netleştirebilecek bir süreç. Yani cicim ayı bitti bence. Şu anda Van Bronckhorst'un artık bakalım müdahale ettiğinde, eksikler olduğunda bunu nasıl idare edebiliyor? Bunu kanıtlama zamanı. Değerli bir ay. Bu bir fırsat da olabilir. Yani gidersin Lyon'u deplasmanda yenersin. Ondan sonra bir anda bahar gelmeye başlar. İstanbul'a kış geliyor ama Beşiktaş'a bahar gelmeye başlar. Onu söyleyeyim. O yüzden bence yani buraları bakalım nasıl atlatacak. Ben de merakla bekliyorum. Neyi istiyorsun benden? Yani Raşitsa'nın yokluğu. Ben Oxlade-Chamberlain'i unutmuşum açıkçası Aykut abi söyleyene kadar. Onun da yavaş yavaş devreye girmesi gerektiğini ben de düşünüyorum. Yani gazetelerde Oxlade-Chamberlain'in olsu yok. Bence de Aykut'un katılıyorum, olması lazım zaten. Ama ya kadroda en Immobile'den sonra muhtemelen en çok parayı alan adam ya. Rafa Silva ile birlikte. Can üçüncü Keleş'ten adamdır yani. De az biraz bahsetmişler. Can Keleş'in bu sezon toplam 11 dakikası var iki karşılaşmada. 4 ve 7 dakika sahada kalmış. Yine son maçta kadroda yok bu arada Gaziantep. Kadroda yok ama Can Keleş'e de Beşiktaş ciddi bir yatırım yaptı. Can Keleş de kötü oyuncu değil. Yani dilimde tüy bitti. Can Keleş'in kötü oyuncu olmadığını söylerken. Ama Van Bronckhorst şu an onu yeterli görmüyor. Yeterli görmediği bir oyuncuyu direkt olarak 11'de başlatır mı hiç zannetmiyorum. Yok. Aynı şey Oxlade için de geçerli. Kesinlikle. Dolayısıyla Beşiktaş şu an Van Bronckhorst'un daha çok tuttuğu oyuncular üzerinden bir 11 çıkartacaktır. Yani son maçtaki gibi Muçi, Mario, Rafa çıkacaktır. Bir sakatlık olmadığı müddetçe değil mi? Bu arada Oxlade'in neden son maç kadroya alınmadığını da şöyle söyleyeyim. 12 yabancı alabiliyorsun maç kadrosuna. Elde 14 yabancı var. İlla ki ikisi dışarıda kalıyor. Beşiktaş'ta zaten ilk 11'inde son maçta 10 yabancı var. Kaleci Mert harici 10'u yabancı, sağ içinde yedekte de o maçta Onana'yla Raşitsa varmış. Evet. O yüzden Oxlade'i tercih etmemiş ama şimdi Raşitsa yok. O yüzden Oxlade'de tekrar tercih edilebilir. Yani maç kadrosuna girebilir en azından ilk 11 başlamasa bile. Gerçi işte bu da çok saçma. Yani 14 tane yabancıya izin verip 12 tanesini kadroya yazdırman da çok saçma. Bunu da söylemiştik. Ya burada abi şöyle ben saçma neden değil. O zaman ya, neden biliyor musun bunu yaptı TFF? 12 idi normalde zaten. Evet. Yeni sezon 12 başlayacaktı ama sözleşmeleri feshedemediği için kulüpler ve oyuncular da kadro dışı kaldığında galiba yaptırım olacağı için kulüplere böyle bir kıyak geçildi ama bir avantaj sağlamasını da istemediler. Aynı anda 14'ünün birden kadroya yazılması da. Fazla yabancısı olanların. Evet. Çünkü planlamayı takımlar aslında yine 12'ye göre yapmaya başlamışlardı. Sonra 14'e çıktı. Bir şey olmadı ki. O oyuncu
önceki kuralda kenarda kalıp para verecekti. Şimdi de kenarda kalıyor. Antrenman yapıyor, kenarda kalıyor. Maç kadrosuna giriyor ve gene para veriyor. Yani hani ne faydası oldu mesela takımlara? Çünkü oyuncular kadro tutuldu. Hani mesela şu an 14 tane yabancı hakkım var diye 12 tane kullanan yok. Değil mi? Herkes gene limitleri sonuna kadar doldurdu. Ya şöyle faydası oldu Ali, onu söyleyeyim. Mesela Galatasaray Oliveira'yı gönderdi değil mi? Bayağı ciddi para verip. Evet. Oliveira'yı göndermek için Galatasaray ne yaptı? Kerem'i sattı. Kerem'i sattı ya. Oliveira'yı gönderebilmek için Kerem'i sattı Galatasaray. Daha bunun ötesi var mı ya? En değerli Türk oyuncularından birini, bir tane kadroda düşünmediğin yabancı oyuncuyu gönderebilmek için sattın. Onun için mi sattın? Bence onun için sattı. Zaten problem vardı değil mi? Yani istemiyorlardı belli vesaire. Ya yani şu anda ya Galatasaray yönetimi şey demiyor mudur? Kerem'in şu bir aylık, bak sadece son bir aylık performansıyla, ben size söyleyeyim, Benfica şimdi diyordur ki ya o kadar güzel ucuza aldık ki, adamın yaşı da iyi, milli takımda da çok iyi, bizde de çok iyi başladı. Bak, bir sene sonra göreceğiz bunları ya. 40-50 bandında biri istediğinde 40-50 bandında satacak. Böyle bir yatırım var mı? Böyle bir kazanç var mı? Yani neyde var? Dolarda, euroda yok. Ne bileyim, gittin kripto aldın, onda yok. Ve sen bir tane yabancı oyuncuyu, şimdi bu limit, yani 14'ü şey yapmasalardı ki, ona rağmen 14'ü yeni tutturuyorsun. Bunun gibi yolladığın bir sürü oyuncu var. Alırken o babaları havalimanında karşılıyoruz. 6-7 milyon euro bonservisler, kendisine 1,5-2 milyon euro minimum. Ondan sonra gönderirken baba her şeyi istiyor. Baba her şeyi istiyor. Evinin kirasının bir senelik yapmış mesela değil mi? Onu da kulüp ödüyor. Onu da ödüyorsun bir de. Tabii. Adam gitmiş, kirasını da ödüyorsun bir yıl. Boş eve. Bunu sadece yani biraz nefes alabilecek şekilde getirdiler. Şimdi sen en kadronda en fazla maaşı verdiğin 3. oyuncuyu daha bir kere kadroya almışsan bunda bir sıkıntı var ya. Yollayamamışsın. Faydalan kardeşim o zaman. Bu adam kötü bir adam değil ki. Bu adam geçen sene senin çok kötü gittiğin sezonda gerçekten performans vermiş bir adam. Sen geliyorsun. Bu işte önceki şeyden kalmış. Yönetim de istemiyor. Bu yönetimsel bir durumda olabilir. Hocasal bir durumda olabilir ama bence yönetimsel bir durum. Hocanın forma adaletini nasıl görüyorsunuz? Ya bana mesela Van Bronckhorst o anlamda acayip bir güven veriyor. Bilmiyorum. Bana öyle geçti. Yani Van Bronckhorst oynatmıyorsa bir oyuncu ya da forma şansı vermiyorsa bir bildiği vardır dedirtiyor bana. Çok hani sağduyulu bir teknik adam gibi gözüküyor. Mantıklı konuşuyor maç sonlarında, maç önlerinde. Belli ki bazı istediğini Can Keleş de yapamıyor. Semih de yapamıyor. Muçi de yapamıyordu ama baktı Muçi herhalde yapmaya başladı. Oynatıyor. Oxed yaparsa bence ona da forma yolu açıktır. Yani bir kendi içinde bir forma adaleti dağıttığını bilmiyorum. Ben dışarıdan gördüğüm kadarıyla öyle hissediyorum. Bunu o zaman bize de anlatsın. Ama işte orada da her şeyi anlatamam diyor. Ya yani şimdi, Semih biliyor diyor benim ondan ne istediğimi. Hayır, ben bunu paylaşamam diyor. Şimdi bana şunu anlatmak zorunda. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz. Ajax deplasmanında sen bir rotasyon yapıyorsan ve Immobile'yi dinlendiriyorsan, o zaman milli takıma niye alınmadı diye senin yöneticilerinin çok da haklı olarak konuştuğu, veryansın ettiği, hatırlayın Avrupa Şampiyonası'nın öncesini. Madem almayacaksınız, çocuğu niye götürdünüz Almanya'ya diye Feyyaz Hoca'nın açıklamaları yok mu? Samet Hoca'nın açıklamaları yok mu? Bu kadar değerli gördüğün bir oyuncuyu sen Ajax deplasmanına çıkarken 17 yaşındaki Mustafa Hekimoğlu'nu başlatıp Semih'i sonradan işte öyle miydi böyle miydi diye oyuna alırsan, ben bunu sorarım kardeşim. Ben bunu sorarım hocam. Geldin sen, gayet de erken geldin Türkiye'ye. Ya takımla çalışma imkanı buldun, hazırlık maçları oynadın, hazırlık maçlarını yayınlamadınız mı Ali Esport'ta? Kaç tane maç oynadın? Süper Kupa maçı oynadın. Yani gidip Ajax deplasmanında Mustafa Hekimoğlu ile başlıyorsan ve biz hala senin birçok maçında kurtarıcı olan Eyüp maçını Semih kurtarmadı mı? Evet, girdikten sonra. Ya yani hala bu adamı görmüyorsan ve işte ben ona söyledim işte kilosun fazla. Diyelim kilosu fazla. Semih böyle yap kardeşim. İki ayım var ya. Ne bu adam 100 kilo mu? Benim kadar mı anasını satayım? Nedir yani veremediği kilo? Ben ondan bir şeyleri istiyorum, onu yapamıyorum. Ne istedim mesela? Semih'ten ne istemiş olabilirsin ya? Ya bir santrafordan ne bileyim ya da bir forvet oyuncusundan ne isteyebilirsin de adam yapamıyor?
Bunu bize çıktı ki ya ben bunları talep ediyorum. Semih çok değerli bir oyuncu. Ama mesela Mustafa Hekimoğlu onun önünde diye bana şimdi bunu anlatamazsın. Mustafa da çok iyi yerlere gelecektir. Altyapıdan çıkmıştır, iyi oyuncudur. Tabii ki oynasın ama ben ayak deplasmanını Immobile'yi dinlendireceksem Semih'le başlarım kardeşim. Yapamazsa o da yapamaz. Çok mu iyi yaptı diğerleri? 4 tane yedin geldin. E bu adamları böyle küstürürsün. Oyuncunun içinde oynama şevkini kaybettiğin zaman hele böyle genç yaşlarda bak soğutursun futboldan. Ali abi sen ne diyorsun? Sen de reklama gidelim. Yani Van Bronckhorst'un Semih'ten ne istediğini söylemesi bence çok kolay değil. Yani orada ben biraz daha senin gibi düşünüyorum. Hani Semih'ten beklentilerini Semih'e söyleyip Semih'in daha sonra antrenman performansına bakması sanki daha mantıklı olur. Fakat Ajax maçı tabii çok kolay açıklanmıyor. Yani Ajax maçı çünkü hani mesela Semih geçen sene çok fazla gol attı Beşiktaş'ta çok kısa sürede ve çok kötü bir takımda attı bu golleri. Yani Semih'in de şu ana kadar Beşiktaş'ta yaptıkları Mustafa'nın önünde. Orası kesin. Bir de mesela Mustafa da fizik olarak şimdi Ajax deplasmanına gittin. İşte merkezi kapattın ya da kapatmaya çalıştın. Hızlı bir oyuncuyla çıkmak isteyebilirsin. Mesela Mustafa o oyuncu da değil. Hani Mustafa driblingi çok iyi olan, atıp koşabilecek, rakibe ekart edebilecek bir oyuncu değil. Mustafa şu an yaşına göre fiziği çok iyi olan bir oyuncu. Ama sanki biraz daha oralarda kalabalık olduğunda işine yarayabilecek bir oyuncu. Hücumda kalabalık olduğunda işine yarayabilecek bir oyuncu. O yüzden Ajax maçı bende de çok oturmuyor. Hani Immobile'nin olmadığı noktada Mustafa'yı tercih etmesi. Zaten söylemişti. Hani taktik olarak bir hata yaptığını da. Şimdi olsa Mustafa'yla başlamaz. Başlamayabilir. Büyük ihtimalle. Fakat onun dışında yani Semih'in mutlak surette Beşiktaş'ta rotasyona girip bir tekrar özgüven kazanması gerekiyor. Yani Semih şu an sürekli geriye gidiyor. Çünkü çok fazla konuşuluyor. Çok fazla tartışılıyor. Şimdi milli arada işte Semih takımdaydı. Montella üzerinden de bize kaç tane mesaj geldi. İşte Semih'i niye tercih etmiyor? Niye Semih oynamıyor? Bertu yerine Semih oynamaz mıydı? Semih niye oynamıyor? Semih. Bu Semih üzerinde ciddi bir baskı yaratıyor. Aykut'un söylediğini Van Bronckhorst kamuoyuyla paylaşırsa bence Semih üzerindeki baskıyı daha da arttırır. O daha da kötü olabilir Semih açısından. Ama Semih'in şu an Beşiktaş'ta forma bulduğu mevki de Semih'in parlayabileceği bir mevki değil. Bence dezavantaj da o. Van Bronckhorst'un Semih'e forma verdiği alan ve dakika Immobile'den çaldığı dakika olması lazım diye düşünüyorum ben. Bu rotasyon da olabilir, maç sonu yorgunluk da olabilir. Yani Semih eğer o konumda değerlendirebilirse sanki hem Beşiktaş'ın hem Semih için bence daha iyi olacak. Yani çünkü Immobile'yi mesela oyundan almaktan imtina eden bir teknik adam değil. Van Bronckhorst alıyor yani. Beşiktaş öndeyken de alıyor, gerideyken de alıyor. Dzeko gibi işte. Aynen. 77'de de alıyor, 80'de de alıyor. Alıyor yani. Hani şimdi onun yerine oyuna girecek bir Semih biraz daha Beşiktaş'ta kendini gösterebilir düşüncesindeyim ben. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar. Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda Bitcoin'in fiyatı 67.371 dolar. Dünle fiyat neredeyse aynı. TL olarak da 2.308.558'de. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
9.27 saatlerimiz iddia bölümündeyiz şimdi. Günlerden Perşembe, hani futbol için çok keyifli bir gün değil açıkçası bülten olarak. Bugün kadın futbolunda maçlar var Şampiyonlar Ligi'nde. Bültende henüz görmesem de Galatasaray kadın futbol takımında Roma ile maçı var 19.45'te ama bültende henüz yok. iddia.com'da belki gün içinde girebilir. Biletler bedavaymış o maçta galiba. Bedava. Bugün basketbolda Euroleague karşılaşmaları var. Dileyen iddia severler o maçlara bakabilir ki Fenerbahçe Beko'da Alba Berlin deplasmanında olacak. Maçın mutlak favorisi Fenerbahçe 1.19'luk oranıyla. Bir önceki maçta Kızıldız'a karşı çok ciddi bir mağlubiyet geldi. Eksikleri de vardı Fenerbahçe'nin. Onları pek konuşmadık aslında ama Biberovic'in de bir cezası vardı son maç Elijah Bryant'la yaşadığı kavgadan dolayı. Şimdi o da geri dönecek. Belki daha farklı bir Fenerbahçe görebiliriz bu akşam Alba Berlin karşısında. Alba da son maçını kazanmıştı bu hafta, çift maç haftası. Bakalım. Onlar da iki mağlubiyet bir galibiyetteler. Evet. Fenerbahçe iki galibiyet bir mağlubiyette. Fenerbahçe maçı 20.30'da. Yalnız herhalde gecenin maçı Real Madrid Panathinaikos değil mi? Evet. Real Madrid dün de bahsettik, aslında çok iyi başlamadılar sezona. Panathinaikos'ta son maç Paris'e yenildi. Euroleague'in yeni temsilcisi. Yani geçen sezonun finali miydi bu iki takım? Real Madrid Panathinaikos değil mi? Finalisti olması lazım iki takım. Bu sezon pek iyi bir başlangıç, yani gümbür gümbür bir başlangıç yapamadılar. Zaten şu anda 3 maç sonunda yenilgisiz tek takım var. O da Kızılyıldız. Yani geçen sezon playoff'un çok uzağında kalan. Hatta play 95-80 yenmiş Panathinaikos şimdi. Maçı bir hatırlayayım dedim de 95-80 15 sayı farklı bitmiş. Kötü başlayıp çok iyi devamını getirmişti. Şimdi Kızılyıldız'ın lider olduğu ve yenilgisiz başka bir takımın olmadığı bir lig. En son Monaco'da dün Barcelona'ya kaybedince Kızılyıldız yenilgisiz lider durumda. Böyle bir ligden bahsediyoruz. Henüz takımlar tam oturmuş gözükmüyor. Ama dileyenler tabii ki iddia.com'da daha yüksek oranlarla maçlara bahislerini yapabilir. Ama hafta sonu yine tabii liglerin dönmesiyle beraber futbolda da şenlik başlayacak. Tabii merak edenler olmuştur. Aykut neden cuma değil Perşembe günü geliyor diye. Çünkü yarın Kapadokya'ya bir balonla Kapadokya'ya gidecek. Seyahati var Aykut'un. O yüzden ben de rica ettim Perşembe gelebilir misin diye. Kırmadı, geldi sağ olsun. Teşekkür ederiz kendisine. Normalde cuma günleri geliyor. Evet. Ama neydi Kapadokya'daki organizasyonun adı? Ultra Trail. Ultra Trail. Kapadokya Ultra Trail. 119 kilometre falan koşuyorlar Ali. 119 kilometre nasıl koşulur ya? Arabayla gidemiyoruz biz 119 kilometre. Ne kadar da 12 saat falan sürüyor herhalde. 12 saat falan. Yani enteresan, acayip ya. Iron Man falan, onları bile geçmiş durumdalar. 120 kilometre. Ben ama hafta sonu şeyine... Peki niye 119'da 120 değil mesela? Ne bileyim, 119 ya herhalde vardır bir bildikleri. Sizi durduran ne oldu 119'da? Aynen yani. Niye hakikaten 119 şey mi? Son nokta mı 119? Yani vardır bir bildikleri. Herhalde bir ilk yarış vardı. O ya da belki sürünce... rota o kadardır, anladın mı? Yok canım. O koştukları rota o kadardır. Peki standardı yok. Maratonların var mesela. Yani maraton çarpı 2 mi mesela? Maraton çarpı 2.5 diye mi 119 rakamı bulundu? Öyle bir şey mi yani? Maraton 36-37 miydi? Olur mu? Maraton 42. 42 miydi? Maraton 42. Hesaplayalım o zaman. Olmuyor. 84. 3 ile çarpsan 126. Bakacağım şimdi neden 119? Neden miza? Evet ya, mesela başlama saati de 8-17 mi? Başlama saati kaç? 7 falan sabah. 7. Sabah... D-Smart'tan yayınlayacaksınız. Yayınlayacağım. Ama hepsini değil tabii. Aralarda şey yapacağız. Girdi çıktı gibi. Çünkü bir start anları önemli. Ya 12 saat maraton mu anlatayım? Ben anlattım bu arada, çok maraton i̇şte biliyorsun ama. İşte sen anlatırsın da. Hani... 2 saat 40 dakika falan ya, daha böyle makul, ne bileyim, Boston maratonu, New York maratonu, işte bizim buradaki maratonlar. Türkiye'de var, güzel spor etkinlikleri oluyor. Ama bu tabii uluslararası bir organizasyon. Yabancılar da geliyor. Kapadokya iyi bir yer. Biliyorsun son dönemde ülkemizde şeyler artmaya başladı. Mesela motocross'ta dünyanın en iyi parkuru Afyon'da. Şimdi Kapadokya'da ultra trail için iyi bir şey var. Güney sahilinde işte Cumhurbaşkanlığı bisiklet turundan tut da. Aynen. Peki bu ultra şey trail yapılıyor. Başka ülkelerde de yapılıyor değil mi? Öyle mi? Valla bu Kapadokya özelinde yapılan
yıllardır da yapılan bir şey. Hı. Başka şeylerde de yapılıyordur tabii ki. Bakalım bir ultra trail, merak ettim ben de neden. Neden ultra trail? Neden? Ultra olduğu kesin de. Bir de bir insan niye bu sporu yapmayı tercih eder? Değil mi? Vallahi yani 119 kilometre uzunluğunda diyor. Mil olup kilometreye çevirmiş olabilirler diye bir mesaj geldi. Olabilir. Olabilir. Bakalım 119 kilometre kaç mil yapıyor? Bu arada benim gördüğüm şimdi ultra trailer 100 kilometre yazanlar var burada Google'da girip baktığımda, ama maratonda ne yazmış maratona? 73-78 mil yapıyor, o da değil. Şey 74 mil, 74 mil yapıyor, o da değil. Neyse, tutturamadık. Bunu haftaya geldiğimde size detaylı bir şekilde anlatacağım. Bir anlatın. Neden 119 kilometre? Ben bu arada tabii cumaları geldiğimde biliyorsun genelde böyle ön plana çıkardığımız maçları, aynen, konuşuyoruz. Böyle bir genel takvime baktım hafta sonu. Ben tabii İtalya Serie A ile İspanya La Liga. Bu arada senin o bahsettiğin maçta artı 6'yı deneyeceğim. Deneyeceksin. Leverkusen Frankfurt dedin değil mi? Yani çok güzel böyle gözümde direkt sen konuşurken canlandı. İşte Marmuşlar bir taraftan, Grimaldo, Frimpong bugün atarsa falan. Marmuş da mahvetti Bayern'i tek başına ya. Yani Beşiktaş da mahvetti. Güzel bir maç olur. Böyle 3-3, 4-3 falan bitebilir o maç. Onu bir deneyeceğim, onu söyleyeyim. Böyle sürpriz yüksek olan arayanlara. Mesela La Liga'da Bilbao Espanyol var. Cumartesi günü. Ben güzel, çok gollü, keyifli maç bekliyorum. Hmm. Ki La Liga'da genelde şey olmaz. Bu tarz takımların maçları çok gollü olmaz ama Espanyol garip bir takım. Rakibi de kendini uydurabiliyor. Yine o gün kapanış maçı Celta Vigo Real Madrid. Celta Vigo'nun da Real Madrid'e gol atacağını düşünüyorum. Real Madrid kazanır. Yani karşılıklı gol var ya da işte ne bileyim 2 ve üst gibi şeyler denenebilir. Mesela 2 ve var. Evet. O tarz şeylerin oranları çok yüksek oluyor. Ben hafta sonunda Antalyaspor Galatasaray maçına baktım. Antalyaspor Galatasaray maçında Galatasaray'ın galibiyeti ve var 1.97. Müthiş bir oran bence. Hem öyle. Sonra Samidio'yu da gördüm. Gol sözü vermiş. Tamam dedim o zaman. Samidio gol sözü vermiş. Sana inanacağız. Aynen, yani onun sözünü şey mi yapacağım yani? Galatasaray kazanır diye de düşünüyorum. Samidio da söz verdi gol atacağım diye. Peki iki, gol atamazsa ondan alabiliyor musunuz yatırdığınız? Samidio'ya yolluyorsun. Samidio'nun ayıbı olur yani. Fotoğrafı çekip yani gönderiyorsun. Samidio'nun ayıbı olur. Söz vermiş. Ben demin az önce gazetede okudum. Galatasaray'a golüm var diye söz vermiş. Şey demiş tabii, puan alacağız falan filan. Oraları dinlemedim. Çünkü Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum ben. Ama Samidio sözünde olur. Yani. Golü atarsa Galatasaray'da kazanırsa oran 1.97. Bayağı iyi bir oran. Şimdi Vigo Real Madrid maçını söyledi ya, Celta Vigo'da gol atar diye. Yani eğer Real Madrid kazanacağını düşünüyorsanız herhalde Aykut'a sürpriz beklemiyordur. Değil mi? Yok, yani Real Madrid kazanır dedin zaten. Evet. Yani orada da mesela 2 ve var gene oranı yükseltmek için iyi bir seçenek oluyor. Başka abi? Bu İtalya Serie A'dan da bir iki maç söyleyeyim. Mesela Como Parma. Şimdi Como kazanır mı diyeceksin? Çok merak edilen bir takım. Ben Napoli Como'yu anlatmıştım Milyara'ya gitmeden önce. O zaman çok işte beğendim. Kötülerdi. Yok, Napoli maçında ilk yarıda çok beğendim Como'yu. İkinci yarı Schalter attı. Bir 45 dakika dayandılar. Kaç bir tane maç? 3-1. Napoli Como ilk yarı 1-1. İkinci yarı Napoli çözdü maçı. Tamam, o maç değil o zaman. Benim yok söyleyeyim. O maç değil. O maç değil. Como'yu ilk başlarda beğenmedim zaten ama Fabregas bir şey oynatıyor ve gerçekten o kadar sakin, tık 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 pas yapıyorlar. Yani çok Parma Fabregas olunca. Tabii. Parma benim mesela bekten çok iyi başladı futbol olarak ama düşmeye başladılar. Çok kolay kart görüyorlar. Genç bir takım. Hmm. Mesela çok güzel gollü maç olur bu, ben söyleyeyim. Ama benim favorim Como. Hmm. Ama üste gitmek mantıklı. Milan Udinese'yi yener bence. Ve istediği kadar da atar. Onu da söyleyeyim. Leverkusen'i senden aldık zaten. O maçta yani üstü 3.5 üstü söylememize gerek yok. Artı 6 dedim zaten ben. Deneyeceğim onu. Ben o maçta şey yazdım. Deplasman 1.5 üstü yazdım. Eintracht Frankfurt 2 gol atar yazdım. Atabilir. Leverkusen de yazsan olur. Yani işte Leverkusen şey maçında çok garipti Bayern maçında. O yüzden de o topa çok girmeyeyim ama Eintracht Frankfurt daha fazla kontrol yapacağını düşünerek Eintracht Frankfurt 1.5 üstü dedim o maça ben. Aykut abi, devamını reklamdan sonra alalım. Tabii. Son bölümde pazar maçları az sonra. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor. İddia.com.
9.43 saatlerimiz programın son bölümüne geçiş yaptık. Reklam arasında Ali abi Ultra Trail'e bakıyor. Aykut abi sen de mi Ultra Trail araştırmaları evet, yaptınız? Evet. Mesela Aykut'a da söyledim, sana da söyledim. Mesela koşarken doğaya çöp atarsan diskalifiye ediliyorsun. Medikal ekibin seni kontrol etmek istediği zaman onu reddedersen seni diskalifiye ediyorlar. Cep telefonu ve powerbank taşımak zorundasın. Şarjın kablo, bitmeyecek. Kablo taşımak zorundasın. Enteresan bir şeymiş bu. Neyi takip ediyorlar oradan? Seni. Telefonda. Baba bir gün sürüyor. Yani yolda bayıldın mı? Bir şey mi geldi başına? Acil bir durum olabilir. Tabii. Yani sana ulaşmaları enteresan. Lazım. Çok akıl dışı bir spor gibi durmuyor tabii. Böyle şartlarla. Ben de yeni tanıştım. Belki seneye koşarım. Daha kısaları da var tabii. Yani aynı yani şeyin içinde. 119 yani... metreliği varsa bana uyuyor. 119 kilometre değil de. Hani 1.1 kilometre de olmaz. Şu şimdi, an 119 kilometre koşarım gibi geliyor ama. O büyük metre. Metre, 119 metreyi de bana bir 3 dakika falan vermen lazım. Aralarda dinlenmek ister misin? Gene bana cep telefonu da verin. 119 metre için. Yani olmaz. Hani buradan metroya kadar falan yavaş yavaş olabilir bir şey. Ne zaman koştun gerçekten? Hatırlamıyorum bile, benim dizlerim çok kötü olduğu için. Sergen Yalçın'ın dediği gibi koşunca yoruluyorum. Hangimiz yorulmuyoruz da işte. Ama bu 119'da yani şey 160'a kadar olanlara var. 176 kilometre varmış ya. 176 kilometre vallahi evet. Deli işi. Ya gerçekten. 42'nin üzerindekiler zaten deli işi. Ultra trail diye geçiyor. Yani daha kafayı kırmak gerekiyor buralarda olmak için ama bayıla bayıla gelenler var ve çok da keyif alıyorlar. Evet, genelde böyle hani sporu sonradan başlayanlar, belli yaşın üzerindekilerin hedefi yarım maratonlar oluyor. Yarım maratonları kendilerine hedef koyuyorlar ve yarım maraton koşup bitirdikleri zaman çok mutlu oluyorlar. O bile çok büyük bir başarı. Ki işte 21 kilometreye denk geliyor. Bu hakikaten çok başka bir şey. Ya şeyde işte ben 2 hafta önce Bursa'ya gitmiştim biliyorsun. Orada Eker Ayran var. O normal maraton. Uludağ'ın zirvesinden başlattık, sabah kalktık bile, ben seviyorum, gideyim bakayım dedim. Nefes alırken bayılıyorsun zaten, anladın mı? Ve çok oradan koşmaya yani. Başlıyorlar ve yani Uludağ'dan aşağı koşuyorsun. Yani yamaç rampadan aşağı koşulan tek maraton. Maraton. O da zordur ha. Çok zor. Zordur, aşağı doğru tabii. Koşmak çok zordur. Bayağı yorar yani kasları, sakatlık falan. Çok garip şeylerle tanıştım. Mesela öğretim görevlisi, o tabii sosyal sorumluluk projeleri kapsamında gelip sadece bitirmek için koşanlar var. Mesela dedi ki bizim amacımız bitirmek. İşte bir tanesi hatta güneş gözlüğünü unutmuştu. Bende de gözlük vardı daha çıktığımda. Geri koşup alsaydı. Ya dedi hangi centilmen bana gözlüğünü verir falan. Ben de duyunca buyurun dedim. Ben size aşağıda nasıl ulaşacağım dedim. Bir şekilde dedim buluşuruz. Ama dedi biz yavaş geliyoruz. Şimdi ben kafamda hep şey kuruyorum ya, maratoncu bunlar. 3.5 saate gelirler falan. 6 saatte falan geldiler. Biz tam geliyorduk yani. Bursa'dan çıkıp İstanbul'a dönecekken etkinlik bitiyor artık. Son anda gözlük geldi ya dedim tamam. O yüzden yani katılıp bitirmek amacıyla koşan da çok var. Güzel bir şey ama yani bu tabii çok profesyonelce yapılması gereken bir şey ya. Bir gün koşuyorsun ya. Demin bir tane şeyi okudum. İşte zamanında yarışmış birini. 21 saat bilmem kaç dakikada bitirmiş, iyi derece diyor benim için. Mesela yani bahsettiğimiz şey bu. Bir gün. Şimdi programın sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Önümde birkaç notum var. Onları okumak istiyorum. Bir tanesi Karl-Heinz Rummenigge'nin açıklaması. Bu futbolcular yoğun maç takviminden şikayetçilerdi. Rummenigge de diyor ki oyuncular ve menajerleri kendilerini tuzağa düşürdüler. Giderek daha yüksek maaşlar talep ederek kulüpleri giderek daha yüksek gelirler elde etmeye zorluyorlar. Peki bu gelir nereden geliyor? Daha fazla maç yapmaktan geliyor. İşte bu yüzden diyorum ki tüm çevrelerle oturup daha ciddi ve rasyonel zamanları geri getirmek için hangi mekanizmalara ihtiyacımız olduğunu duygusallıktan uzak bir şekilde tartışmalıyız. Demiş ki bu artık konu bu noktaya doğru kayıyor. Yani futbolcular FIFA'yı, UEFA'yı bu anlamda suçluyorlardı. Şimdi biraz daha bu işin bu tarafı da düşünülmeye başlanacak gibi. Yani sadece FIFA, UEFA değil, hem kulüplerin de çok fazla gelir yaratma isteği. Bu gelir yaratma isteğinin de futbolcuların taleplerinden kaynaklandığını söylüyorlar. Herkes birbirini suçluyor. Maaş yükü yüzünden. Evet. Onları karşılamak için ekstra maç yapma gerekliliğinden bahsediliyor. Kim diyor bunu? Rummenigge demiş.
O yüzden eğer diyor ki burada hani özetle. Bayern Münih'in neyi şu anda Rummenigge? CEO'su herhalde. CEO mu oluyor? Onlardaki görev tanımlarını tam bilmiyorum ama profesyonel. Var görev. Yani yönetimde evet. Ama. Yani demeye çalıştığı eğer maç takviminden memnun değilsiniz o zaman maaşınızı indirime gidin. Az maç yapalım diyor Rummenigge. Oyunculara gayet de mantıklı bir bence öneri oldu. Vallahi yıllarca bütün Bundesliga'da yetişmiş kim varsa Borussia Dortmund onları yetiştirmiş. Bayern Münih parayı basıp almış. Almanya'nın en büyük markaları kendilerinin sponsorları. Bir tanesi büyük bir spor markası, bir tanesi de çok büyük bir otomobil markası. Ya bolluk içinde Almanya'da yetişmiş, büyümüş ne varsa hepsini istediği anda alıp kendini rakipsiz bırakan bir takımın CEO'su böyle şeyler söylemeyecek kardeşim. Gidip Harry Kane'lere 3 haneli rakamlar bonservis verip aldığında git sen al mı dediler. Demek ki sen bu baskıyı hissediyorsun ki o paraları veriyorsun. Kusura bakmasın yani Rummenigge abimiz. Aykut abi ikna edemedik. Onun nedeni o değil yani onu söylemeye çalışıyorum. Oyuncu isterken sen verme. Ben Bayern Münih'im de bana gelmek istiyorsan fedakarlık yapacaksın de. Sen gidip bunu bu şeyi yaratıyorsun. Yani Götze'leri işte ne bileyim bir Haaland alamadılar değil mi yani Dortmund'dan son dönemde? Bir Haaland bir Bellingham bak ben size söyleyeyim. Dortmund'un yetiştirip de Bayern Münih'in alamadan kaçırdı. Avrupa'ya gittiği iki tane adam bunlar. Hepsini aldılar onun dışında. Yani Rummenigge benim dönemimin en büyük oyuncularından bir tanesiydi. İşte 86 Dünya Kupası'nda Maradona olmasa ya da Maradona o işleri yapmasa Almanya milli takımıyla dünya şampiyonu olacaktı. Genelde o dönemde futbol oynayan oyuncular böyle yani çok kariyerli ve iyi oyuncular da şu anki döneme bakıp hep aynı şeyi söylüyorlar. Yani şu an kazanılan paraların çok anormal olduğunu. Şunu iddia etmiyorlar. Hani biz az para kazanıyorduk. Onlar da kendi döneminde diğer insanlara göre çok para kazanıyorlar. Ama bu kadar anormal bir şurada durum olmadığını biliyor herkes yani. Hani futbolcular profesyonel futbolla beraber hep iyi para kazanan insanlar. Türkiye'de de öyle. Türk oyuncular da aynı şeyi söylüyorlar yani. Biz de iyi kazandık ama yani şu an kazanılan paralar şaka gibi. İnanılmaz paralar. Bunu hepsi söylüyor. Yani bir noktada açıkçası ben de oyuncu maaşlarının ve bonservis bedellerinin çok abartı olduğunu düşünenlerdenim. Yani bir oyuncuya böyle bir kulübün yıllık 20-25 milyon euro vermesi falan normal değil. Yani onun karşılığını almak da bence mümkün değil. Şey olarak ekonomik anlamda o bakımdan hani kontratların çok abartı olduğunu hatta bonservis bedellerinin de çok abartı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla hani Rummenigge'ye orada şey veriyorum, katılıyorum. Hani oyuncuların sözleşmelerinin çok yüksek olması ama bir anlamda da tabii işte Aykut'un da söylediği gibi bu rekabet içerisinde kulüpler de bunu yapıyorlar. Yani o rüzgara girdikten sonra artık sen oyuncuları niye suçluyorsun? Ya bu çünkü kavgaya giren 10 tane kulüp var zaten. Sen vermiyorsan yani başkası anladım. Veriyor yani o parayı. Sen de diyorsun ki madem öyle ben de vereceğim o parayı. Hep beraber bu noktaya getirdiler. Yani biraz böyle bir şey kartopu efekti oldu bu işlerde. Bitirelim programı yavaş yavaş sonuna geldik. Teşekkür ediyorum ikinize de bugün. Aykut abi de bizle birlikteydi. Yarın olmayacak. Yarın Ali abiyleyiz eğer bir aksilik olmazsa diyelim. Teşekkür ederim mesajlar için. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu sona erdi. İddia.com.